Merhaba arkadaşlar, bir aracılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Kanalımız ücretsiz arkadaşlar, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün arının dil uzunluğu konusunda bahsedeceğim size. Aynı zamanda kestane balı konusunda size bilgi vereceğim arkadaşlar. Uzun bir bilgilendirme olacak. Muhtemelen bu konuyu kestane konusu hakkında, kestane arıcılığı konusunda son video olabilir. Bundan sonra daha kestane ile ilgili video yapmamıza gerek kalmaz çünkü bütün detaylarıyla anlatacağım size arkadaşlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kestane arıcılığıyla ilgili her türlü arı ırkıyla alakalı arıcılık yapabilmek ve kestane balından maksimum derecede faydalanabilmek için bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ve öyle şeyler anlatacağım ki belki de hayatınızda ilk defa duyduğunuz şeyler olacak. Aynı zamanda bu kestane arısı ya da hangi arı kestane arısına uygun konularında güzel bir cevap olur umarım sizle. Arkadaşlar bu arıların kestaneden faydalanabilmesi için dil uzunluğu mevzusu var doğal olarak. En çok da Karadeniz arıcıları bunu bahsediyor. Arıcıların tartıştığı, fikir yürüttüğü bu konuda ben de sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Arının dilinin uzunluğu gerçekten önemli mi mesela kestane için? Ya da diğer ballar için. Dili uzun olsa ne kadar bal alıyorsunuz? Mesela kovanbaşı dili kısa olanla arasında ne fark var? Dili kısa olanla ne kadar bal alıyorsunuz? Yorum olarak yazın arkadaşlar. Hangi ırk arılarla kovanbaşı ne kadar bal alıyorsunuz? Bugüne kadar aldığınız bal rekorunuz ne mesela? Ben de merak ediyorum kişisel bal rekorunuzu. Kişisel propolis rekorunuz da önemli. Sadece bal değil aynı zamanda. Polen rekorunuz. Videoyu sonradan gören arkadaşlar da bunları yorum olarak yazarsa anlatacağım şeylerle ilgili daha iyi analiz imkanına kavuşuruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Esas itibariyle kestaneden tüm arılar faydalanabilir ve bala çalışabilir. Fiziksel yeterlilik ve dil uzunluğu olarak tüm arılar kestaneye çalışabilir. Dil uzunluğu kıtlık dönemlerinde veya merada sadece derin tüplü çiçekleri olduğu dönemlerde önemlidir. Onun haricinde mesela kıtlık dönemlerinde bomus arılarını takip eden meyvelere ya da diken yapraklarına açtıkları yaralardan bitkilerin şekerli özütlerini toplama yeteneği olan, bunu kullanan, bu şekilde fruktoz gibi şekerli özütleri ya da bitkilerin şekerli öz sularını, öz nektarlarını bitki gövdesinden az da olsa toplayarak bundan hayatta kalma mücadelesi yapan, yaşama minimum da olsa faydalanma yeteneğine sahip arılar da vardır. Mesela bozkır arıları ya da Anadolu ırkı ekotip arılar gibi. Sıcak iklim arılarıyla soğuk iklim arılarının davranışları, arıları ikiye ayırıyoruz. Sıcak iklim arıları ve soğuk iklim arıları. Bunların davranışları, yavru yapma ve bala hazırlanma biçimleri, süreleri farklıdır. Bu yüzden arıları bu şekilde bir sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. Esas itibariyle sıcak iklim arıları ve soğuk iklim arıları olarak sıcak ve soğuk iklim arılarının kışlama biçimleri, yürümeleri, gelişmeleri, bal depolamaya başlamaları, yavrulu çerçeve sayıları birbirlerinden farklıdır. Esas itibariyle bizim gibi nemli ılıman iklim veya kıraç bozkır ikliminden ziyade ova ve orman bölgelerine yakın yerlerde arıcılık yapanlar için dil uzunluğunun önemli olduğu bitki türü ise sadece yoncadır. Yoncaya dil uzunluğu itibariyle en iyi çalışabilen arılardan biri de İtalyan ve Kafkas arılarıdır ya da cüssesi küçük olan arılardır. Kafkas arısı derin tüplü çiçeklere de çalışabildiği için özellikle orman bölgelerinde ya da kestane bölgelerinde tercihte Kafkas arısının F1 melezleri iyi iş görmekte. Örneğin Kafkas ana Anadolu baba, Kafkas ana İtalyan baba, Kafkas ana Karniyol baba gibi. Yani kestane gelir gelmez arı balı yemeden çabucak depolayıp sırlaması istenir ki sırladıktan sonra iklim yağmura dönmeden kuvvetli kadronun açık balı yemesi istenmez. Amaç bu. Dolayısıyla Kafkas arısı kadrosunu Ağustos ayına göre kendi doğal halinde yani rakımın yüksek yerel şartlarına göre ayarlayabiliyorken ve erken ilkbaharda yavru yapmayarak ya da ilkbaharda yavruyu daha az yaparak nem ve soğuk iklim kaynaklı oluşabilecek yavru hastalıklarından da kendini korumuş oluyor ve yöresel iklime ayak uydurmuş olmakta. Mesela İtalyan ya da Muğla ekotipi arılarda yaz dönemindeki kıtlık dönemini aşabilmek için erken ilkbaharda yavruya başlayarak ilkbaharda yavru bakımıyla birlikte kıtlıktan nüfusunu çoğaltarak ve sıcak dönemde kovan tahtasında ve kovan dibinde kanat çırparak hem ana arıyı kovan dibine alarak serinletmekte, içerideki iklimi soğutmaya çalışmakta. Bu itibarla bal yapacak kadroyu Ağustos sonrası döneme hazırlayabilmekte. Mesela Eylül-Ekim gibi. Hazırlayabilmekte, maksimuma ulaştırabilmekte.
Yani ne kadar çok benden kıtlık nedeniyle arı ölürse geride kalan arılar koloniyi şey yapabilsin, devam ettirebilirsin. Nüfusu arttırarak kıtlığı aşmaya çalışıyor. Buna mukabil Anadolu arısı da kendi gen yapısını iyi koruyarak ve F1 melezlenmelerinden fazla etkilenmeyerek hem sıcak iklimde hem de yazları kurak geçen ya da bozkır dönemlerinde mevcut tüm bitki, meyve, diken ve çiçekli bitkilerden azami ve karma bir şekilde kullanma, bunları kullanma soğuklarından bu soğuklardan soğukların erken düştüğü Eylül ayına da hemen öncesinde kışlama davranışı göstererek balı üste almaya ya da sırlamaya çalışmakta davranış özelliği olarak. Nasıl ki kendi haline bırakılmış ve yaz döneminde kadro yapmamış bir soğuk iklim arısı özelliği gösteren arı tipi sonbahar başlangıcında çam bölgesinde başarılı olamıyorsa ve kendi haline bırakılan bir muğla arısı veya sıcak iklim arısı sonbaharda bal getirebiliyorsa arıcı kadroyu oturttuğu sürece kadro oturduğu dönemde meradan gelecek bal akımlarından iyi derecede faydalanma şansına erişmekte. Çünkü arının işi bal getirmek ve depolamak. Yeterli kadrosu otursun, yeterli sayıya ulaşsın ve içeride uyumlu çalışacağı düzeni kursun ve merada bal olsun, arı kendi haline, kendi kendine bal bulup getirebiliyor. Dolayısıyla arıların ırkları itibariyle arıcının bal yapacak kadroyu ve ne zaman bu kadroyu oturttuğunu bilmesi ve meraya göre iyi takip etmesi lazım. Buna rağmen soğuk iklim arılarının F1 melezleri sıcak iklim özelliği gösterebilmekte ve sıcak iklim arılarının F1 melezleri de soğuk iklim arısı davranışı gösterebilmekte. Damızlık özelliği olmayan F1 melezlerinin tamamının takibi, arıcının meraya göre bunu takibi, bilgi ve tecrübesiyle doğru orantılı güzel bir sezon geçirip bal alabilmesi için gerekiyor mutlaka takip etmesi. Yani kıtlık dönemde bile arıdan bal alabilmek aslında arıcıya bağlı, kadroya oturtabilmesine bağlı diyebiliyoruz. Arı bakımına etki eden, yavru gelişimine etki eden, tetikleyen durumlardan biri de sulu şerbet vermek. Yani bir şeker 1,2 sudan başlayıp sıcak yaz günlerinde bir şeker 5 suya kadar çıkan oranlarda şerbet vermek, yardımcı olmak yavru bakımına. Arının yavruya açılması demek, yavruyu hemen besleyecek yeterli oranda su ve karbonhidrat demek. Arının suyu uçmuş koyu balı su bulup sulandırıp yavruya yedirmesi zaman alacağı, bu da aşikar. Yavru besini ve içeride yetişkin arıların ihtiyaç miktarı balı açık halde tutmasının sebebi de aslında bu. Sadece depolanan bal sırlanıyor. Yani balı sırlama davranışı aslında kışlama davranışıyla, sadece sırlama işlemi ile alakalı değil, kışlama davranışına başlamasıyla alakalı arının doğal bir davranışı. Aynı zamanda yavruyu koruma davranışı, sıcaklıktan da yavruyu koruma davranışı da oluyor. Hele de dengesiz iklim koşullarında Belfast ya da Kafkas arılarının ya da bunların F1, F2, F3 gibi melezlerinin bal gelir gelmez suyunun uçup uçmadığı belli olmadan sırlamaya çalışması, arıcılarımızın bundan şikayet etmesi, peteğin dışa bakan bir tarafı örülmeden temel petek halindeyken daha henüz içe bakan tarafının hemen verilen şurupla sırlanması ve içerideki yavrulama alanının ısısının korunmaya çalışmasının sebeplerinden biri de bu davranış. Yavruyu hastalıklardan korumak ve kışlamaya başlamak, yani nemli ve ılıman giden iklimde yavruyu ısıdan, dışarıdan gelecek ısı etkisinden korumak aslında. Burada da işte F1, F2 melezlerinin Belfast ya da Kafkas ana İtalyan baba denilen karma tiplerin sırlama davranışının temelinde bu yatıyor. Aslında ne yapıyor? Sadece diğer arılar sırladığı balla pupa üstünde hafif boşluk bırakmadan direkt yapışık halde kapatıyor, sırlıyor. Ama Belfast arıları dediğimiz bu karma arılar ne yapıyorlar? Alttaki balla kapattığı sır arasında boşluk bıraktığı için bu şekilde bir bombe oluyor. Normalde Belfast arılarının içeride balı sulu sırlıyormuş gibi bizim algılamamızın sebebi de nemli iklim koşulları, yani bal gelirken aralıklı yağmur yağması. Dışarıda nem varken, hele de yağmur yağdığı zaman %106'ya kadar çıkabiliyor nem. Dolayısıyla arının çabucak sırlama davranışıyla birlikte bunun suyunu yeterince uçuracak fırsat olmuyor ve uçurmaya kalksa bile zaten dışarıdaki nem koşullarından dolayı arı
Bunu iklim koşullarından, iklim soğuk gittiğinden dolayı, nem koşullarından dolayı bunu yeterince uçuramıyor suyunu. Aynı durum diğer ırk arılarda da geçerli. Sadece Belfast arıyla alakası değil, alakalı değil. Ağustos'ta bile, o sıcaklarda bile eğer yağmur yağarsa dışarıdan gelen bas zavallı da sulu kalabiliyor. Bu işte bu suyu ne yapıyoruz biz daha sonra? İşte odalara alıp balı içeride nem kurutucu, yani nem alıcı makineler var, cihazlar var. Onları çalıştırarak odanın içindeki nemi aldığımız zaman, birkaç gün, bir hafta, 10 gün bu şekilde nem alıcı çalıştırdığımız zaman balı bir leğene ya da tekneye, geniş yüzeye sahip olan yere, üstüne çember dediğimiz işte eşarp dediğimiz işte balın içine toz girmeyecek şekilde örtülerle, tüllerle üstünü kapatıp bu nem alma cihazlarıyla birlikte balın suyunu uçurabiliyoruz. Ya da işte bir ay kadar o sıcak iklimlerde kapalı odalarda bekleterek balın suyunu uçmasını sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda nemlenen üstteki köpüğü de alarak bu baldaki nem sorunlarını giderebiliyoruz. Mesela Orta Anadolu arısı kılıç ekotipi arılar var. İşte Aydın yöresi, mesela Anadolu arılarında da biz sert sokan arılar olarak biliyoruz, özellikle bölgemize geldikleri zaman. Ama erken yürüyen, hızlı yürüyen hatlar bunlar. Hatta acayip yürüyen, iki kat besleme isteyen, ikinci katları bile sıcak iklim arısı olduğu için, bunlar sıcak iklim arısı davranışı gösterdiği için ikinci katlara bile hemen yumurta atabilen arılar. Ha, Kafkas arı ikinci kata yumurta atamıyor mu? O da atıyor. Ne yapıyor? İşte siz işte 7 çerçeve sağa doğru gittikten sonra, örnek veriyorum, yumurta attıysa üste çıkıyor. Daha 10. 11. ya da 9. çerçevelere çıkmaya çalışmıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Arının davranışı zaten oval top olarak, yavrulama topu şeklinde yumurta atmaya çalışıyor. Ama bazı arılar var ki üst kat biraz daha sıcak olduğu için ana arılar direkt yukarıya atmaya çalışıyor. Bunlar da genellikle sıcak iklim arıları yukarıya yavru atmaya çalışıyor. Yukarıya yavru atmaya başlaması dengesiz iklim ve soğuk iklim için biraz sıkıntılı bir durum. Yani arı çekilirse alt kata, gece soğuklukları olursa yukarıdaki yavruların hastalığa düşme riski oluşabiliyor. Ve yavru bakımına düşkün arılar olarak biz biliyoruz bu tarz sarı tipli, sarı abdomenli olan ya da turuncuya dönük abdomeni olan arıları. Yürüyen arılar acayip yerler. Yemeleri de doğaldır. Çünkü yavru bakımına harcarlar. Yani sizin biz verdiğiniz gıdayı soğuk iklim arıları bir arıya harcıyorsa, sizin sıcak iklim arıları bir verdiğiniz gıdayı 3 arıya harcamaya çalışırlar. 3 yavruyu bununla beslemeye çalışırlar. Yani bir yerine 3 yavru beslemeye çalışırlar. Mesela Kafkas ekbir arılarının da ülkemizdeki birçok siyah sarı varyasyonunda sert arılar olarak biliniyor. Oysa arının kendi doğal yaşamının olduğu Kafkasya dağlarında çok sakin arılardır bunlar. Hatta Kafkas arısının en sakin hatları Sarı Kafkas olarak da bilinen hatlardır. Arka tarafları sarı olanlardır. Yani siyah çizgileri olmayanlardır. Ve Kafkasya dağlarında bulunur bunlar. Arıların sertliği yedi balın ya da çalıştığı çiçeğin nektarından ya da kıtlık stresinden, çevre şartlarından kaynaklanmıyorsa, bu durum geçici değilse, yani ırksal özellik gösteriyorsa, çok yapan, çok bal yapan arılar olarak tabir olunuyor arıcılar tarafından genellikle. Oysa arının sıcak altında ve kıtlık şartlarında çalışmaktan, yani kovanda mevcut yavruya bakacak poleni, suyu ve nektarı bulamamaktan ve bu itibarla akşam kovana alınmama ihtimalinden kaynaklanan bir sıkıntı bu arılarda oluşuyor, stres oluşuyor. Bir bekçi ve tarlacı arı davranışı olarak ortaya çıkabiliyor bu. Sonuçta meraya çıkma sırası geldiğinde eli boş kovana dönmek zorunda kalacağını biliyor. Eli boş dönünce içeriye alınmayacağını da biliyor. 24 saat boyunca dışarıda kalırsa açlıktan öleceğini de biliyor. Bundan dolayı agresif olarak davranması gayet makul gözüküyor. Bu arıları sakinleştirmenin yolu yeterli miktarda düzenli şurup beslemesi vermektir. Hırçınlıkları merada bal akışının düzelmesiyle, polifloralar bal haline dönmesiyle meranın zamanla düzelir. Genel itibarıyla soğuk iklim arısı davranış özelliği gösteren arılara beslemeyi bir birim veriyorsanız, yürüyen arılara, sıcak iklim davranışı özelliği gösteren arılara beslemeyi iki birim vermelisiniz ki onun ihtiyacını giderebilirsiniz. Yürüyen arı demek aynı zamanda oğul vermemesi için sürekli yavrulama alanının açılması,
Petek verilmesi demek ana arıya yavru atacak alanın açılması demek. Soğuk iklim davranışı davranış özelliğini gösteren arılara bir birim verecekken iki birim verirseniz biriktirir. Diğeri ise biriktirmez. Sıcak iklim arıları biriktirmez. Bunu ne yapar? Yavru bakımına harcar. Adeta meradan gelen bir polenden 3 yavru birden bakmaya uğraşır ve verdiğiniz şurubu içerek arı sütüne dönüştürmeye çalışır. Yavru bakımını hızlandırır. Yavru da sürekli yavruya çalışır. Yavruladıkça devam ettiği sürece bu yavru eksilmediği sürece bu sizin verdiğiniz beslemede eksilmediği sürece hızlı bir ihbar gelişimi sağlanır. Ana arı yumurta atım ve verimli kapasitesi olarak ana arı tam kapasitesini gösterme imkanına sahip olur. Dolayısıyla arı ırkı oymuş buymuş bir önemi kalmaz. Ana arı yumurtlama kapasitesini maksimum oranda gerçekleştirebiliyorsa en verimli arınız o olmuş olur. Verimli ana arılarla bir bakarsınız çerçeve üstünde 400 tane bakıcı arı yok ama önlü arkalı full yumurta var. Bu arı aç kalmayacak, full artı full beslenecek, hem şuruba hem polene ihtiyacı var. Meradan polen gelmiyorsa ya da az geliyorsa %3 ile %5 arası polen desteğine ihtiyacı var en az demektir. Yoksa arı karnını tok tutamaz ve yavru bakımı düşer, arı geriye gider ve hatta nesil kesilmesi dahi oluşabilir dengesiz iklim koşullarında. Yürüyen arılarda merada sıcak bastığında arılar kovan dip tablasına ve kovan cidarlarına çekilir. Havalandırmaya geçer. Ortadaki açık yavrulu çerçevelerin üzerinde sadece onlara süt veren acemi bakıcı arıları görürsünüz bir miktar. Geriye kalan tüm arılar havalandırmaya geçer. Yeterli su verilmesi gerekir kovana. Meraya çalışan arı suya çalışır, bala çalışamaz. Merada bal olsa bile. Bu arıları sıcakta sadece su ya da 1 şeker 3 suyla 1 şeker 5 su arası su verilmelidir. Bu arılar hatta arılığa koyduğunuz sulardan bile içemeyebilir. Kovanın direkt içine verilmesi lazım. Hava sıcak olduğu sürece ana arının yumurta atması beklenemez. Çünkü o da sıcaktan bunalmış ve daha serin olan kovanın iç köşelerine çekilmiştir. Gece serin olursa tekrar kovan normal hale döner, çerçevelere çıkar arılar. Bu tarz sıcak havada açıkta kalan kovanlar olursa mutlaka gölgelendirilmeli uygun malzemelerle. Yoksa su sıkıntısından dolayı sıcaklık kovan terki oluşur bir hafta içinde. Sıcak havada sıcak iklim davranışı gösteren arılarda gördüğümüz bir durumda 7 çerçeve arıda genellikle 3 çerçeve yavru olması durumudur. Çerçeveyi çıkardığınızda üstünde arı bulamazsınız. Arıyı kovan dip tablasında bulursunuz. Ana arıyı zaten hiç göremezsiniz. Aşağıya çekilmiş kanat çırparlar, sadece larvaları besleyenler çıtada olur. Kapalı yavruların üstünde arılar gezinmez. Tek tük 3 tane arı görürsünüz genelde çıta üstünde, başka göremezsiniz. Bu vaziyet arıyı gördüğünüzde moraliniz bile bozulabilir. Arı dip tahtasında zannedersiniz ki ilaç sıkmışlar arıya. Arı bala çalışması gerekirken çalışmayı durdurmuş ve sıcak havaya uyum sağlama moduna geçmiş olur. Bu arıya kovan içine su vermeniz, su vermezseniz sıkıntı oluşur. Sürekli Kafkas'la ya da Kafkas F1 ile çalışan bir arıcı bu durumu zor anlar. Ne bilsin sıcak iklim arasına ne yapması gerektiğini. Kafkas'a bir besleme veriyor, bir daha bir ay sonra veriyor. O da tarla, bağ bahçe işlerinden aklına gelirse bazı arıcıların yaptığı gibi ne ul derdi var, ne petek verme derdi var, ne meme dikme derdi var, besleme yapmazsa sıkışmıyor. Karakovan tarzı bir arıcılık yapıyor genelde Kafkas arılarla. Arı 7 çerçeveye bastı mı tek kattayken bile başlıyor bal depolamaya Kafkas'la birlikte. Neredeyse karakovan tarzı yani. Aşırı beslemeye başladın mı işte o zaman Kafkas'ta sıkıntılar başlıyor. Yavrulama alanı açmazsan sıkıntı oluyor. Hele de dengesiz iklim koşullarında bir sıcak bir soğuk, bu kadar gıdayla arının meraya uyum sağlaması zor. Çoğu zaman da arının yavrulama alanının sıkışması sonucu oğul tetikleniyor. Yavrulama alanının manyetik alanı bozulduğundan, yumurtlama topu bozulduğundan dolayı da başlar kenar çerçevelere çanak dikmeye arı. Ana arı sıkışan yavrulama alanında bu dış çerçevelere yumurtlamaya gittiğinde çanağın içine denk gelirse sırayla yumurtlarken kovanın kadrosu oturmadıysa, görev dağılımı tam değilse, denetleyici arıların sayısı yetersizse bu çanağın içindeki yumurtayı başka yere taşımazlar ve çanağı kesmezlerse, bozmazlarsa ortalık karışır kovanda. Uyumsuz çalışan iki farklı grup olur ve kovan performansı düşer, kestaneye yetişmesi hayal olur. Anadolu ırkı arılarda sıcakta dahi uyumlu çalışmaya yatkın olmasından dolayı kovan içi uyum daha iyidir ve daha uyumlu çalışır. Ne yapılacaksa toplu yapıldığı için sinerjik etkiyle sıcak ve kıtlık gibi birçok sorunun üstünden Anadolu arıları gelebilmekte.
Arıcı bu tarz arıların çalışma sistemine sabırlı davranmalı ve arıların yatağını, yumurtlama alanını bozmamalı, sürekli müdahale etmemelidir. Sürekli müdahaleye arılar uyum sağlamakta zorlanmakta. Sürekli Kafkas arılarla çalışan biri sıcak iklim arılarıyla çalışırken hava sıcaklıkları ısındığında temel peteğin hemen kabartılıp ana arının önlü arkalı full yavru döşediğini gördüğünde şaşırmaları normaldir. Çünkü bize göre o çıta boş çıta. Ama niye yumurta atmıyor? Niye yumurta atıyor? Üzerinde polen yok. Şurup depolanmamış, bal depolanmamış, su depolanmamış, bomboş çıta sıcak iklim arılarında. Full önlü arkalı yavru. Arı nereden bulup getirecek bu beslemeye, bunu besleyecek diye şaşırır sıcak iklim arılarında. Ama eğer ana arı çerçeveye yumurta atmamış olsa, meradan tarlacıların getireceği yoğun polenle birlikte polen ve bal bulikesi olma ihtimali yüksektir. Çünkü sıcak iklim arısı davranış özelliği gösteren arılar baldan daha çok polene çalışma eğilimindedirler. Çünkü içerideki çok sayıda yavruya bakılabilmesi için kolonide protein açığı vardır. Arı protein açığını kapatabilmek için polen stoklarını en az 12 gün yetecek kadar tamamlamaya çalışır. Kafkas arılarıyla ya da soğuk iklim arılarıyla çalışan bir arıcı ne zaman çıta koyar ilave eder? Verdiği besleme ya da meradan gelen balla birlikte çıtadaki bal kemerlerini arılar beyazlattığında veya çerçeve üstüne mum diktiğinde, dalak diktiğinde çerçeve koyar genellikle. Oysa sıcak iklim arılarında beyazlatmasını beklemek arıyı yavaşlatmak demektir. Arıyı oğula yönelmesi, sıkışması demektir. Peteği hemen vermek gerekir ki bir an önce mum kabartabilsin ve ana arı hemen yumurtlayabilsin. Ana arı yumurtlayamazsa çatlar. Ana arıyı çatlatmamak lazım. Çerçeve diplerindeki oğul hücrelerine yumurta atmamak lazım. Ana arının çerçeve üstüne yumurta bıraka gitmek zorunda kalmaması lazım. Kestane çiçeğinin arının nektar aldığı bölüm küçücüktür. Her ırk arılar kestaneye çalışma fiziksel yeterliliğine sahiptir. Dişicik borusu uzun değildir. Kısa dilli arılar bile kestane nektarına çalışabilir ve bu nektara ulaşabilir. Arının diline kafayı takan genellikle bizim Karadenizli arıcılarımız. Arının diliyle arının bal çekebilmesi için gerekli olan kadronun oturması gerekliliği göz ardı edilip başka şeylerle kestaneyle yoncayla yer çiçekleriyle karıştırırlar genelde bizim Karadeniz arıcıları. Ve çalışma sistemleri bakımından Kafkas'a alışık oldukları için işleri güçleri arasında arıya daha az gitmek istedikleri için genelde Kafkas arısını tercih ederler. Yoncaya bal arısı konmak istemez. Yoncanın dişicik borusunun üstü kıvrımlıdır. Herhangi bir böcek konunca üstüne pıt diye atar. Arı mecbur kalmadıkça yoncaya konmaz. Yoncaya bombuz konarsa peşine arı daha severek konar. Bombuz konunca o bombusa vurunca etkilemez bombusu, atamaz bombusu çiçeğin üstünden. Ama bal arısı konduğu zaman, çiçek sepeti açıldığı zaman bir vuruşta arıyı etkiler. Bombusu takip etme özelliği olan arılar, mesela Anadolu arısı, daha severek konabilir yoncaya. Ama eğer merada başka bir nektar kaynağı yoksa mecburen o yoncaya konacak eli mahkum bütün arıların, yoksa akşam kovana getiremez bal ve içeri giremezler, kovana alınmazlar. Aç aç onu içeriye kovanın kendi arısı olsa dahi almaz. Açlığa mahkum olur. Gece kovan girişi düşerse, arı girişten çekilirse, o da kovan tahtasına yakınsa ancak içeri sığınabilir, içeri girebilir. Girebilirse ne ala. Yoksa içeri almazlar. Havada gün içinde soğuğa dönerse, tabiri caizse tarlacı merada kalır, tarlada kalır, arı kırılır. Sonraki gün güneş açar da arı ölmediyse, az hareketlenirse, uçamayıp çiçeklere sürünerek çiçeğe tırmanıp onun nektarından faydalanabilirse, nektar bulursa çiçekte, başka arılar tarafından ya da beslenirse, o zaman ancak uçuş şansına sahip olur ve geriye dönme şansına sahip olur. Bir arının merada 3 gün kaldığı aşikar. Merada bir şey yoksa o arı yoncaya konacak, başka çaresi yok. Şimdi bu konu yonca ile ilgiliydi. Gelelim dişicik borusuyla ilgili konuya. Dişicik borusundan arının nektar alabilmesi için sadece hortumun kısalığıyla alakalı değildir konu. Arının kafasını sokmasıyla da alakalıdır. Dolayısıyla kafası küçük olan, küçük boyutlu, küçük ebatlı arılar yer çiçeklerine ya da girişi daha küçük olan, daha dar olan çiçeklerden daha kolay ve hızlı nektar alabilirler. Bu imkana sahiptirler. Arıcı der ki, bu ırk arıyı götürdü, orada bal yapmadı der mesela. Arının işi bu, bal yapacak. Sen istesen de istemesen de o arı bal yapma yeteneği var. Arıya bal yapma, sana ben kovana şurup veriyorum desen de dışarıya uçacak gidecek, nektarı getirecek, balı yapacak normal şartlar altında. Arı bal yapmadı der arıcı. Eğer şurup vermezsen neyini yapsın? Arı kadrosunu tamamlamamış,
ise nasıl yapacak balı? Arı kadrosunu tamamlamış, tam bal çekecek, depolayacak moda gelmişse sen götürdüğünde sıcak iklim arısını hala yavru yapıyor görürsün. Henüz daha yavruyu azaltma davranışı ve bal depolama davranışına dönmemiş, bal depolama başlangıcına kışlama davranışına dönmemiş görürsün. Stoklama girişine başlamamış görürsün. Sen götürmüşsün sıcak iklim arısını, arıyı diyorsun ki işte kestane döneminde diyorsun ki işte balla polenle yavru besleyeyim. Önümüzdeki 2 ay sıcak olacak. Benim kendimi Eylül ayına yavrulu döneme atmam lazım ki sonbahar girerken Ağustos sonu Eylül ayı gibi stoğunu tamamlayıp sırlasın. Bu arıdan nasıl bir kestane performansı bekleyebiliriz ki? Yani arı kendini yavrulayarak Eylül ayına atmaya çalışıyor. Bu arı sıcak iklim arasında bu arı yavru işini, yavruyu besleme işini, yavruya bakım işini, polen çekme işini, polen stoklarını tamamlama işini henüz bitirmemiş. Bunu bitirecek ki ondan sonra bal taşıma moduna girsin. Yavru işini bitmedikten sonra bal taşıma moduna giremez. Mesela Muğla arısını götürmüş Karadeniz'e ya da işte bizim bölgemizde de ben denedim Muğla arısını. Arı hala kestane döneminde bile yavru yapıyor. Bende de yaptı. Kestane dönemi bittikten sonra da üstüne bal gelse bile balı çekmemeye başlıyor. Yani Temmuz-Ağustos ayında bal gelse bile o arıyı çekmiyor aşağıya. İşin enteresan bir durumu vardı. Yani merada bal var ama merayı çekmiyor. Meraya çalışmıyor. Bala çalışmıyor. Sadece içerideki yavruyu düşünüyor. Yavruyu tamamlamadan hiçbir şey yapmıyor arı. Polen varsa, polen bulursa polene çalışıyor. Ama içeride yavru varken polene biraz daha odaklı çalışıyor. Yavruya odaklı çalışıyor. Ekstra depolama yapmıyor. Muhtemelen bilmiyorum yağma yarım korkusuyla mı bunu yapıyor? Yani benim kadrom küçük işte işte koruyamam girişi zayıf kalırım moduyla mı o şekilde davranıyor? Balı çekemiyor. Balı çekebilmesi için 20 çerçeveye ulaşması lazım. Kata atsanız dahi kadrosu yetmiyorsa balı çekemiyor. Yaz dönemi olsa dahi, nektar akımı olsa dahi. Kıtlık döneminde zaten hiç meraya bile çalışmıyor. Full girişi korumakla uğraşıyor. Karadeniz arısı 8 çerçevede bal koymaya başlar. Çünkü atacağı yavru miktarı az olduğu için erkenden balı koyar. Yavrulama alanına ve yavru alanına sıkıştırır. Kendini garantiye alır. Bal depolar ondan sonra. Diğer arılar gibi üst katlara hemen koymaz. Çünkü yavrunun etrafına koyar ve amacı yavruyu kış döneminde kolay besleyebilmektir. O balla ve o polene ihtiyacı vardır. Kışın küçük bir alanda kışlama davranışına, kış salkımına girecektir ve elini attığı zaman o balı, o nektarı orada bulmak ister. Sıcak iklim arısı ise soğuk iklim arısının bal depoladığı dönemde ve çerçeve sayısında hala yavru yapıyor. Yavru eşiğini bitirmemiş ki bal depolayabilsin. Arıcılar yanılgıya düşerek derler ki o işte arı buraya kendini hazırlıyor diye. Halbuki öyle değil. Arının ırkı öyle. Öyle yaptığı için kışlayabiliyor o bölgede. Öyle yapmayanlar kışlayamıyor çünkü ve hayatta kalamıyor, sönüyor. Ondan dolayı. Öyle yapanlar hayatta kaldığı için o davranışı sergiliyor. Erkenden bal depolamaya başlıyor Kafkas arısı ya da soğuk iklim arıları ve depoladığı yer kışın soğukta yanı başında olacak şekilde dilini uzattığı anda alacak şekilde depoluyor. Fazlasını daha uzağa depoluyor sadece. Durumundan ibaret. Soğuk iklim arısını Muğla'ya götürdüğün zaman da Muğla'da Ağustos ayında balı depolar. Eğer Muğla'da Ağustos ayında, Eylül ayında kış gelmez. Depoladı balı ne yapacak? Yavrulama alanı azaldığı için, az yavruladığı için bala çalışmış, yaşlanmış, yıpranmış arılar da yavaş yavaş ölmeye başladığı için ölen arıların sayısı doğan arıların sayısından fazla olduğu için hızla nüfus kaybeder. Muğla'da sağlıklı kışlama nüfusu 50 bin ile 80 bin arasındaysa bu soğuk iklimin arısının sağlıklı kışlama nüfusu 80 binden 50 bine düştükten sonra sonbaharda 50 binde sabit olarak kalamadığı için kışın arı kalmaz kovanda arılar ölme eğilimine girer. Bir tane ana arı etrafında 50 tane arıyla yanlarında balı poleni full sırlı balı okka gibi dururken ölmüş arılarla karşılaşabilirsiniz. Bir de buna soğuk iklim arısına uygulanacak şekilde varroa müdahalesi yapılmazsa daha fazla miktarda ve daha değişik etken maddelerle dozlaşım olacak şekilde bir varroa mücadelesi yapılırsa kaş yapayım derken göz çıkar arının
yaşam ömrü azalmış arılarda tarlacı kaybı olarak birer ikişer çerçeve olarak çekilir piyasadan. 10 çerçeve arı kalır, 1-2 çerçevesi yavru, 4 çerçeve arı şeklinde. İçerisi bal dolu arı, içeride arı yok. İçerisi bal dolu, bekçi arısı yok. Yağmalanır, talan olur gider. Ondan sonra derler ki Muğla arısı Kafkas arısını yağmaladı. Biz sarı arı, sarı sarı arıları diğer kovanların önünde görüyoruz. Hep halılar ırkı fark etmeksizin balın kokusunu aldı mı kovana çekme eğilimi gösterir. Uzaktakini yakına getirme ve kovandakilerle paylaşma ve işbirliği halinde onu diğer böceklerin hışmından kardeşleriyle birlikte yuvalarına taşıma davranışı gösterirler. Ondan sonra da derler ki Kafkas arısı Muğla'da kendini kışa hazırlayamıyor. Muğla arısı kendini kışa hazırlıyor diye. Hani soğuk iklim arısı kendini hazırlıyordu kışa, kendini niye hazırlamadı? Ya da Muğla arısı Karadeniz'de kendini hazırlayamıyordu da Muğla'da niye hazırladı? Bunun mantığı bu. Arının bir sistematiği var. Arı kendi sistematiğini takip eder. Çevre şartlarına göre sistematiğini, yaşam döngüsünü takip eder. Irkına göre arıcı olarak biz ne yaptığımız önemli buna karşı, bu arının ırkına göre yaşam döngüsünü takip etmesine karşı bizim yapacağımız şeyler önemli. Arının yaşam sistemine uyumlu şeyler yapmalıyız. Yaptığımız müdahaleler uyumlu olmalı. Yoksa tersini yapıp arının işini zorlaştıracak mıyız? Arıcı önce buna karar vermesi lazım ve arının sistematiğine, ırkına göre, yaşam koşullarına göre, besleme şekillerine vesaire ona konforlu bir yaşam alanı vermezsek ondan maksimum verimi alamayız maalesef. Karadeniz arısını Muğla'da kışlatmak istiyorsak Ağustos ayında bal depoladığı dönemde balı sırladıkça sırlı balı açarsın, arıya yavru yaptırırsın. Yine de yavru yapmıyorsa yavru yapabilmesine yardımcı olmak için sulu besleme verirsin ya da balı sulandırıp şurup olarak verirsin. Polen yetersizse polen köftesi verirsin ya da polenli ballı kek verirsin. Öyle bir yerdesindir ki mera olarak koyu bal geliyordur, katı geliyordur, bal su oranı az geliyordur. O durumda adeta arı suyunu uçurmasına bile gerek duymaz, gelen balı direkt göze depolar. Bu balla yavru yapamaz ama. O dönemde ben sulu besleme yaparsam ancak o sulu beslemeyle birlikte bu katı balı da sulandırır ve yavruya yedirebilir. Dolayısıyla balın katı geldiği dönemde yavru yaptırmak istiyorsak su kesinlikle verilmeli. Arı ırkına göre sen arıcılığını düzelteceksin, arı ırkını düzeltmeyecek. Arının ırkını ya da davranışını düzeltmesini bekleyemezsin böyle bir durumda arıdan. Arının ırkını düzeltmek için uğraşmayacaksın. Yok bunun F1 ile uğraşayım, yok bunun F2 ile uğraşayım, onu bekleyeyim, zaman kaybedeyim dersen hakikaten zaman ve emek kaybedersin, para kaybedersin. Her ırk arıyla bulunduğun ortamda merada kışlamayı sen başaracaksın. Çünkü arılığında sadece bir ırkla sürdürülebilir bir arıcılık yapmak artık mümkün değil. Değişken iklim koşullarında ve küresel iklim şartlarında bir yıl bir arı ırkı ana nektar bal akımına kadroyu yetiştirebilir. Diğer ırk arı yetiştiremez. Yetiştirenden bal alırsın, kadrosu oturmayandan oturmayan da yavruya gider. Ondan bal alamazsın, sadece yavru alabilirsin. Yavruya gidenden fazla pupa çerçevelerini alırsın, bal sağdığın kovana verebilirsin takviye olarak. Onu da eşitlersin, beslemesini verirsin. Şartları her iki ırk arı için de eşitlersin aynı zamanda. Arının ırkıyla uğraşmayıp birine polen, birine bal depolatmış olursun ayrıca. Sonra da bunları aralarında paylaştırırsın. Duvar çerçevelerini eşitlersin. Sorun çözülür. Millet ne yaparsa yapsın. İsterse beklesin yurt dışından gelecek ana arıları, isterse öldürsün arısını Nisan'da tekrar arı alsın, isterse baksın beslesin bölsün, Ağustos ayına 5 arı yapsın, bal alamadan kışın söndürsün, Nisan'da tekrar arı alsın parası varsa. Sen elindeki mevcudu koruyacaksın, el aleme bakmayacaksın. Elindeki mevcut arı sayısını koruyabiliyor musun? Önemli olan bu. Her türlü ırk arıyı kışlatmayı başarabiliyor musun? Önemli olan bu. Arılığında senden kralı yok o zaman. Kimine 5 lira masraf edersin, kimine 3 liralık kek şurup verirsin ama sonuçta aslanlar gibi ana arısı yumurtlayan Nisan ayına ulaşmış, zayıf kadroyla dahi çıkmış olsa bile Nisan'ın 15'inde oğul derdi olmayan kuvvetli kadroyla çıktığında da ana arılar piyasaya çıktığında 2 çerçeve dahi olsa bölme alabileceğin ve bakıp besleyip Ağustos ayı sonuna kadar çift kat 20 çerçeveye ulaştırıp bal alabileceğin fazladan bir kovandan daha arın olmuş olur. Piyangodan çıkar gibi bu sana ödül olur ya da 2 çerçeveyi kendine ayırıp kovanın kalanını satıp bakım besleme masraflarını çıkarmış olursun aynı zamanda. Arıcı tercihini yapacak. Arıcı tercihi olarak ırk zaten adı üstünde ırk. Irkla ne uğraşıyorsun? Gerek yok.
Bu konuyu bir örnek olarak ineklerden örnek verelim. Bir hayvan etçi ırksa et bağlayacak zaten. Bu hayvan ne yaparsan yap. Genlerinde o var, et bağlayacak. Ne yerse et bağlayacak. Sen bu hayvandan hala süt sağmaya çalışırsan verdiğinin karşılığını alamazsın. Küllüm zarara girersin. Her arıya ırkına göre yiyecek vereceksin, ihtiyacına göre, yavru bakımına, beslemesine, miktarına göre ve gece soğukları olup olmadığına göre, meradan gelip gelmediğine göre vereceksin beslemeyi. Mesela Mürşit Hocam Kafkas arısının posof ekotipiyle, hem de bizde bal yapmayan ekotipiyle, posof ekotipiyle Muğla'da bal almış. Kimse bal alamadığı bir sezonda, hem de çam balında. Normalde biz posof ekotipiyle Yalova'da bile bal alamıyoruz ve kışlatamıyoruz bu arıyı. Kafkas arısının sadece ova tipleriyle, yani F1'leriyle çalışabiliyoruz biz genel olarak. O posof arısıyla Kafkas arısını dağ ekotipiyle Muğla'da sahile yakın bölgede, ova tabir edebileceğimiz bölgede bal aldı. Normalde en uyumsuz arı olarak görürsün o bölgeye soğuk iklim arısı olarak. 25-30 çeşit arının içinde en iyi balı o arıdan almışlar. Çünkü kadrosu tamam ve arının kadrosu oturmuş durumda. Full kadro bala çalışacak hale gelmiş şekilde yatırmışlar bala. Arının posof olması önemli değil ki, arının kadrosu önemli. Herkes ırka bakıyor. Bala götürdüğü arının kadrosunun tamam olup olmadığına kimse bakmıyor maalesef. Ondan sonra da sonu hüsran oluyor. Irk bu işin %100'ü değil ki, maksimum %40'ı, ortalama %30'u, %35'i. Arıcı hep şunu bekliyor. Arıcı diyor ki arı ilkbaharda yavruya yatacak. Yavruyu atacak, attığımı da dengeli atacak, kestaneye yetişecek, balı koyacak. Ondan sonra arı tekrar yavru yapacak, ben o balı sağacağım. Hemen ayçiçeğine gideceğim, çiçekte de balı koyacak arı. Ayçiçeğinize sağacağım, yavruyu da yapacak arı. Ama sonra tekrar böleceğim. Bir daha yavru yaptıracağım. Arıyı sonra polen toplattıracağım. Sonra kışa hazırlanacak arı. Bu arıcıya demek lazım ki nasıl istersin bu arı? Sana balı kavanoza mı koysun yoksa tenekeye mi koysun? İstersen kovanın üstüne kavanoz koy ya da direkt kavanoza yapsın balı. İstersen teneke koy, tenekeye yapsın balı. Yani arıcı olarak sen hiçbir şey yapmayacak mısın? Her şeyi arı mı yapacak? Polene de, yavruya da, bala da arı bakacak. Bir de böleceksin o arıyı, 100 arıyı 200 yapacaksın. O şekilde kışa gireceksin. İlkbaharda da 100 arıyı satacaksın. Kışlık besleme masrafını, ilaç masrafını karşılayacaksın. Kestane ve ayçiçeğindeki balın parasını da bir sene boyunca satıp yiyeceksin, geçineceksin. Başka hiçbir iş yapmayacaksın. Arıcı bunu istiyor aslında. Ama arıya hiçbir şey vermeden, bu istediklerinin karşılığında hiçbir şey vermeden polen, bal, bir şey alması mümkün olmuyor maalesef. Artık küresel ısınma iklim şartlarında bizim bölgede özellikle böyle bir iklim standartımız yok maalesef. O eskidendi. Arıcı iklime alışacak. Artık değişken iklim şartlarına da alışacak. Ona göre arıcılığını düzeltecek. Günümüz iklim şartlarında arıcılığını bilerek yapmıyor. Akıntıya gidiyor hep. Alışkanlığına göre gidiyor. Uyum sağlama yeteneği arı kadar bile yok maalesef. Eskiden ne varsa devam ettirmeyi tercih ediyor. Ben şu kadar senelik arıcıyım, 30 senelik arıcıyım deyip 500 arının 450'sini birden ya da 240 arının 200'ünü, 80 arının 50'sini, 60'ını birden bir gecede kaybedince suçu soğuğa, neme ya da işte iklime buluyor. Özellikle de maddi sıkıntısı olan insanlar, arıcılar önce kestaneden bal alayım, sonra peşinden hemen ayçiçeğine gideyim derdinde oluyor genelde. Bu şekilde olmaması lazım mantık olarak. Çünkü kestaneden yıpranmış olarak çıkan arıyı olduğun yerde durarak sabit arıcılık yaparak bir başka nektar bölgesine gitmeyerek arıyı da kendini toparlama fırsatı vererek işlem yapman lazım. Eğer geriden başka dinlendirdiğin arın varsa onu götürmen lazım esas. Ha, takviye yaparsın o ayrı konu ama dinlenmiş arıyı götürmen lazım. Balı satman lazım ve arıyı toparlayacak şekilde yavrulatman lazım. Yazı daha önünde 2 ayı kurtarabilmesi için senin bunları yapman lazım. Arıyı kurtarabilirsen Ağustos sonu ya da Eylül gibi iklim müsait olursa bir daha bal alman lazım. Alamıyorsan arıyı diri tutman lazım. Varroa'ya kaptırmaman lazım. Kart arıyı telef etmemen lazım. Bunlar arıcı olarak senin sorumlulukların. Kovanı genç tutabilmen lazım yavrulatarak. Yani aza kanaat getirmek, risklerden uzak durmak lazım. Garanti oynamak lazım arıcı olarak. Artık günümüz koşulları bunu gerektiriyor. Gideceğin yer belli değil çünkü. Bal gelip gelmeyeceği de belli değil.
Nakliye işçilik koşulları malum arıyı olduğu yerde kır çiçeğine çalıştırmak daha avantajlı bir seçenek şu anda. İklim koşulları itibariyle ve ekonomik şartlardan dolayı. Hepten kıtlık varsa ve hiç bal gelmiyorsa, yani arı olduğu yerde sıfır çekiyorsa ancak arıyı bir yerlere taşımayı düşünmen lazım mantık olarak. Çünkü arı olduğu yerde aç. Sen de beslemeye kalkarsan balı ya da baldan aldığın parayı polene, şekere, işçiliğe harcamak zorunda kalmak da var işin ucunda. 2-3 ay bu şekilde daha da zarar edersin. Eğer arı kendini bakacak kadar meraya çalışıyorsa gitme bir yere. Olduğun yerde dur. Ne alabiliyorsan al. Kuvanbaşı bir çerçeve bile fazla bal verse, salsan dersin ki ağrımaz başım, sızlamaz dişim. Zaten maddi sıkıntısı olan insanların en çok yaptığı hatalardan biri de beslemede eksik kalması. Arıyı eksik beslemesi ve arının kendini toparlamakta geç kalması. Yani kadroyu oturtmakta zorlanması. Genellikle arılar 15 gün geç kalıyorlar. Bunun da sebebi arıcıların 15 gün geç bırakmaları. Beslemeyi ve yavrulatmayı, petek vermeyi geciktirmeleri. Arılar geç oturuyorlar genellikle. Arıcı arıyı yeterince besleyemezse bu da ana nektar akımına güçlü kadroyla, güçlü askerle, güçlü tarlacıyla, yani tarlacı sayısı bakıcı arı sayısından fazla olarak girmekte zorlanıyor. Bala tarlacılı değil, bakıcılı girmiş oluyor. Ana nektar bal akımında arı yavruyu bırakıp da tarlaya çalışmıyor. Tarlacının getirdiği yavruya yedirmiş oluyor. Arı ancak içeride yavru yoksa görev kayması yapabiliyor. Yani yavru varsa mum örmesi gereken arı bekçiliğe geçmesi gerekirken yavru bakımına destek olmaya devam etmek zorunda kalabiliyor. Oysa ana bal akımı döneminde yaşlı tarlacı, acemi tarlacı, bekçi ve mum örücü arıların tamamının da tarlaya çalışması beklenir. Ya da bir sonraki görevi üstlenmesi beklenir. Koloni görev bölümü, iş bölümü bakımından bunu yapması istenir. İşte zaten maddiyat sıkıntısı çekmişsin, arıyı yeterince besleyememişsin, ilkbaharda kestaneye de 15 gün geç kalmışsın, bir hafta 15 gün belki. Bu yarım yamalak haldeyken bulunduğun yerde kır çiçeği akımı devam ediyorsa arıyı olduğu yerde bırakmak daha hayırlı olabilir. Ay çiçeğine gitmek, tarlacılık bakımından kadro oturduğunu zannetsen bile ya da kadro gidene kadar oturur diye zannetsen bile arı gittiğinde ortama meraya alışana kadar, tekrar koloni içi düzeni kurana kadar bir hafta kadar geçiyor. Bunu hiç hesaba katmıyor arıcı. Sonuçta zaten oturduğun yerde, olduğun yerde bal geliyor. Kestane ya da kır çiçeği balı daha değerli ayçiçeğinden. Neden nakliye masrafı verip satış fiyatı daha düşük olandan, daha değersiz bir bal olan, maddiyat olarak değersiz bir bal olan ayçiçeğe gidesin ki? Zaten olduğun yerde kır çiçeğine çalışacaksın eğer bal geliyorsa. Ne kadar bal almaya bekliyorsun ki masraflarına çıkartabilmek için bu şekilde? Ya ayçiçeği balı olmazsa o sene, ya da diyelim ki oldu ama 15 gün gecikti, senin kovanındaki arının durumuna göre nasıl müdahale edeceksin? Bu kadar güçlü 20 çerçeve arıyı nasıl ve neyle besleyeceksin ki bala karışmasın şurup? Bunlar da ayrı riskler. Küresel ısınma, iklim koşulları bakımından bala karışmayacak şekilde beslemenin en iyi yolu %10 ballı kıtlık dönemlerinde yazın, %10 ballı, %90 polenli ya da 1 şeker 5 su beslemesi genellikle uygulanan yöntemler. Bunlar da ayrıca ayrı masraflar tabii ki. Arıcının yetersiz maddiyat nedeniyle arılarını eksik besleme yaptığında ilkbahar döneminde arılar kendilerini kasarlar. Mevcutlar düşük olur. Arılar idareli yavru ve idareli bakım yaparlar. Düşük kadro ile trakeye gitsen ayçiçeği de olsa bir şey yapamazsın. Bal depolayamaz o arı. O halde ana nektar akımı olan bölgeye dahi olsa gitmekten daha hayırlı olabilir. Bu halde giden arıcılar çoğunlukla zarar ederek geri dönmekteler. Arıcı arısını tanıyacak, kendisi tanıyacak kendi arısını, başkası tanımayacak. Arımı nasıl beslerim diye kimseye sormayacak, arım aç kaldı demeyecek. Arımı nasıl besledim, arım ne yapar, ne eder, az buçuk dahi olsa bir fikir sahibi olması lazım. Bizim yörede çoğunlukla kestanede bal olmadığı zaman dahi trakeye gidilmiyor. Ya da arılar yavrulu takviye edilerek ve kadro oturtulduktan sonra gidiliyor. Bir haftada geç kalsam bu durumda arının durumunu görüp, kadroyu oturduğunu görüp, az buçuk dahi olsa arı olduğu yerde bal depolamaya başladığını gördüğün anda gidiliyor. Bu arı bal getirebilir diye kanaat oluştuktan sonra yani gidiliyor. Bal getiremeyecek arıyla bir yere gitmenin hiçbir anlamı yok zaten. Arı geç kaldıysa bal toplayamaz. Üstlük maliyetler de tepene biner. Arılık karışır, ondan sonra arıyı toparlayabilmen lazım.
ve toparlayabilmen de zaman alır. Hangi arı ırkıyla çalışırsan çalış, arı kestaneye gittiğin zaman arı katlı ve kadrolu olması lazım. Hangi ırk olursa olsun. Mesela diyorlar ki karnıyol kestaneye çok iyi çalışıyor. Bunu duyan başka bir arıcı, vay karnıyol da Kafkas arısı gibiymiş, hatta daha iyiymiş kestaneden, Kafkas'tan. Ben kestaneye karnıyolla gideyim deyip 5 çerçeve karnıyol arıyla kestaneye bala girmeye kalkıyor. Bal alamayınca bu sefer diyor ki ben karnıyol arıyla kestaneye girdim, bal alamadım. Demiyor ki 5 çerçeve arıyla girdim, aç arıyla girdim demiyor. Kadrosu 20 çerçeve olan tok arıyla girdim, girmedim diyemiyor. Mesela bazı arıcılar da diyor ki işte kestaneye karnıyolla girdim, kestanede bal yapmadı ama Ağustos ayında güzel bal yaptı. İşte Ağustos ayında kıtlık dönemi vardı. Ağustos'ta karnıyol işte bir teneke bal verdi. Aslında Ağustos ayında, yani bu zaten kestanede bal yapamamış. Eğer yapacak olsaydı kestanede yapardı zaten. Çok iyi arı olsaydı kestanede yapardı. Kestanede neden yapamadı? Çünkü kestanede kadrosu oturmadı. Kestanede yavruluydu çünkü. Yavrusu ne zaman oturdu? Ağustos başında ya da Ağustos ayında. Dışarıda kıtlık olsa bile kadrosu oturduğu için dışarıdan getirdiğini, az da olsa dışarıdan getirdiğini, içeride yedirecek kimseyi bulamadığı için depolama imkanına sahip olmuş oldu. Aradaki fark bu. Zaten kestane döneminde de kestane balına çalışıp kestaneden getirdiği yavrunun etrafına koyduğu balı, yani sırladığı kemerleri de açmış oldu ve yukarıya kaydırmış oldu. Bir üst kata almış oldu. Aşağıya da ne olmuş oldu? Yukarıya balı depoladı. Tam Ağustos'tan çıkarken de aşağıya full kemersiz 10 çerçeve yavruya çevirmiş oldu tekrar. Yani o arıyı bıraksan, yukarıda stoklarıyla beraber kışlatmaya kalsan yukarıdaki balı da yer. Çünkü aşağıda yavru, 10 çerçeve yavru var. Yavrunu alacak. Çıktığı zaman ne yiyecek yavru eğer meradan bir şey gelmezse? İşte hep arıcılarımız yanılgıya düşüyor maalesef. Arıyla kestaneye girdiğinde kadrosunun oturmuş olması kesinlikle lazım. Eğer ana arıyı hapsetmiyorsan, arıya ızgara atmıyorsan, ızgara kullanmıyorsan, ızgarayla kuluçkalığı sıkıştırmıyorsan, farklı bir üretim tekniği uygulamıyorsan, senin arının tarlacı kadrosunu tamamlamış olması lazım. Bu kesinlikle şart. Bir arının tarlacı kadrosu ne kadar olur? 2 kat ya da 80 bin olarak hesaplarız genellikle bu sayıyı. Ana arının yumurtlama oranıyla, yumurtasıyla orantılıdır halbuki. Örneğin İtalyan arısında 5 kat, yani 40-50 çerçeve arası kadroya ulaştığı zaman ancak bal yapabiliyor. Peki bu kadar 4-5 kata ulaştıktan sonra nasıl yukarıya meme dikmiyor? İşte İtalyan arısının da feromon salgı seviyesi biraz daha farklı oluyor. Biraz daha fazla oluyor. Aslında doğrudan fazlalıktan kaynaklanmıyor bu. Yani yavrulama alanını çok fazla yaptığı için bu sefer üst katlara yaptığı yavrunun feromonlarıyla birlikte yavru varken ana arı, diğer işçi arılar yukarıya herhangi bir çanak dikme, oğul memesi yapma ihtimali daha da azalıyor. Neden? Çünkü yavru var, yavrunun kokusu var. Yavrudan gelen feromonla birlikte idare edebiliyor. Arının tarlacı kadrosunu oluşturup oluşturmadığı bir ana arının günlük yumurtlama performansıyla doğru orantılıdır. Kafkas arısında genellikle 8. çerçeveden itibaren bal depolama eğilimine giriyorsa genellikle tarlacı kadroyu oluşturması 20 çerçeve civarıdır. Ama bilemezsin ki senin ana arının performansı ne kadar. Bunu en iyi bileceksin. En iyi arıcı bilecek. Ona göre oran orantıyla hesaplayacaksın, tahmin edeceksin. Mesela 2017 yılında kılıç arısıyla 3 katı doldurmaya yakın bal depolayabildi ancak. Böylece bir ay arayla çift sahım yapmıştım ben de. O yıl mesela Temmuz ayının 15'inde ve Ağustos 26'sında. Her kovana göre ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ve işin enteresan tarafı Temmuz'un 15'inde de Ağustos'un 26'sında da öyle bir şok etmişti ki beni ki şöyle bal samaya gitmeden bir gün önce kovanı kontrol ettim. 14 Temmuz'da ve 25 Ağustos'ta. Üçüncü katta kabarmış verdiğim halde hiç şey yoktu. Bal depolama yoktu. Sıfır. Ama sonraki gün bal samak için öğle vakti gittiğimde aşağıdaki bütün balı çekmişler gece. Yukarıya depolamışlardı ve ben üçüncü kattan bal sağabildim bu şekilde. Çok ilginç gelmişti bana, enteresan gelmişti. 30 çerçeve arı aşağıda ne kadar 20 çerçevelik
ne kadar bal varsa hepsini yukarıya çekmişti ve aşağıya yavrulama alanını, yumurtlama alanını açmıştı. Ve aşağıda baktığımda bir avuç yavru vardı sadece. Düşün, 30 çerçevelik kovanda bir avuç yavru. Yani benim bu anaarım çok yumurta atar, çok yumurta atan bir anaarı diyorsanız, bu arıyı ben bala ancak 3 kat sokmam lazım diye işaret koymanız lazım kovanın üstüne. Aa, bu anaarım yaşlı, az yavru atıyor. Bu arı tek kat bile girse, bir 5 çerçeve bana bal yapsa, bana kar diyebilmen lazım. Mesela bir sonraki arıya, kovana baktığın zaman demen lazım ki bu arı orta kalitede yumurta atıyor. Bunu iki kat girse de olur demen lazım. Mesela başka bir arıyı da, bu ana arı yumurtlamada zayıf ama iki katı doldurması da belli bir kadroya ulaştı. O halde ana arıyı hapsederek, teknik uygulayarak, yiyeceği azaltarak ve ana arıyı dinlendirerek sokarım bala demen lazım ya da bölmen lazım. Arıcının bunu yapması lazım kesinlikle. Çünkü artık iklimi tutturamıyoruz. Yeni nesil arıcılık da bunu gerektiriyor. Buna uyum sağlayanlar sektörde kalacak, diğerleri piyasadan çekilecek gibi gözüküyor. Her yıl arıcılar patır patır dökülüyor zaten, açıkça görüyoruz bunu. Bazı illerin arıcı sayısı binlerle ifade edilirken şu an 300'lere kadar düşmüş durumda. Mesela bu seneye bakalım, hiç kış olmadı. Patır patır ola gidecek ya da soğuk bir dönem yaparsa dökülecek arılar. Öyle gözüküyor. Zayıf arılar yürüdü gitti. Sonbaharda deli gibi stok yaptığımız kuvvetli kolonileri yürüdü geçti şimdi mesela. Yumurta sayısını arttırıp iklim de sıcak gidince çabucak büyüyüp ilerlediler. Kuvvetlere geçti şimdi. Şimdi ileriki dönemde hava soğursa onlar darbe yiyecek. Yani yavruyu açıp duran arılar nemli iklim ve gece soğukları nedeniyle arının pupa üstünden salkıma çekilmesiyle birlikte yavru çürüklüğü ve hastalıklara maruz kalabilecek. Arkadan gelen kuvvetli arılar bir sonraki turda tekrar toparlayacak gibi duruyor. Yani kışlık stok yaptırdığımız şu anda nüfusu küçük olan arılar toparlayacak, yürüyüp gidecek. Haldır haldır yürüyüp gitmiş olan arılar da paket olacak. Soğuk yapmazsa haldır haldır giden eski zayıf arılar, yani bahar balıyla kovanları doldurmaya başlayacaklar. Sıkışacaklar. Ondan sonra fıt fıt oğul verip gidecekler. Etraf oğul dolacak. Tekrar boş kovanlar oğullarla dolacak. 5 kat arının nüfusu artacak. O ağaçı kapattık biz diyeceğiz o zaman. Irk ne oldu peki? Irk, davranış özelliği bakımından sıcak iklim arısının davranış özelliğine döndü biz fark etmeden. Yani oldu sıcak iklim arısı. Artık biz bu arıyı sıcak iklim arısı gibi yürütmek, bakmak, beslemek ve bal akımına hazırlamak zorundayız. Bu arının ırkı Kafkas F1 diye bal depolasın. Bu bize biz de bu balın alalım işte ana bal akımında dersek, bu arıya ana arının yavrulama yapabileceği yavrulama alanını açmazsak, biz bahar balı alamadan bile Nisan 15'te ya da Temmuz 15'ine kadar, Temmuz ayı sonuna kadar olan o dönem aralığında arı kıtlığa düştüğü dönemde bu sefer ne yapacak? Arı sıkışıp oğul verecek ya da açlık oğuluna gidecek ya da kuvvetli kadroyu besleyemeyip açlık oğlu verecek. Daha en verimli olduğu bazı arıcıların bu arı kendini Ağustos'a hazırlıyor diye Ağustos ayı sonuna kadar beklediği dönemi göremeyiz bile Kafkas arısında. Yani bu arı deli gibi yavru yapıyorsa ana arı tam kapasite yumurtasını atıyor demektir. Kafkas F1 dahi olsa ana arı tam kapasitesini kullanabiliyor. Verimli bu arı demek. O zaman buna göre bakacağız. Mesela özellikle birinci yıl işte yavru çürüklüğü gibi ya da Avrupa yavru çürüklüğü geçirmiş olan kovanların, Kafkas F1'lerin ya da Belfastları, biz nemli iklim koşullarında bu şekilde sıkıntı yaşayan Kafkasların, bundan adam olmaz diye beklettiğimiz Kafkasların, işte arıların, birinci yıl yürümeyen arıların ikinci yıl hastalıktan kurtulduktan sonra ve iyi bakım beslemeyle birlikte sonraki sene kadrosunu oturttuğu anda bu arının 20 çerçeve birden yumurtladığını görebiliyoruz. Ben Kafkas F1 arısıyla 4 kovanda 20 çerçeve, 4 kovanın 4'ünde de bunlara ben ballı polenli ve ballı polenli takviye yaptım. Yani denemek için 10 çerçeve kuluçkalığın üstüne bir 10 çerçeve daha başka kovanlardan ballı polenli ve boş çıtalar toplayarak bunları aralıklı bir dolu bir boş yöntemi gibi düşünün, üst kata yerleştirdim. Ve Mayıs ayının 15'inden sonraydı, Mayıs ayının son haftasıydı. Bir koyayım dedim, bakayım ne olacak dedim. Kafkas F1 arısı 4 kovanın 4'ünde de aynı durum gözledim. 20 çerçeve birden yavrulu oldu kovan. Dolayısıyla ne oldu? Bu arı
Kestane'den bal getiremedi. Ne zaman getirdi? Ağustos ayında. İşte Kafkas F1 dahi olsa anaarı tam kapasitesini kullanıp kullanamadığı önemli. Tam kapasitesini kullanabiliyorsa bize ne yapacaktır? Bu 6 hafta sonra bize bal verecektir. Kıtlık şartları oluşsa dahi. O zaman buna göre biz bakacağız. 3 günde bir gideceğiz Mera'ya. Mera'ya güvenmeyeceğiz. 3 günde bir gideceğiz arıya. Bakım beslemesini yapacağız. Beslemesini verip mumunu da verip anaarıya yumurtlama alanı açıp kat atıp gerekirse 3. katı fulleyeceğiz. Ve Kafkas F1 ile dahi olsa bu bakım beslemeye göre gerekirse 3. katla gireceğiz. 3 katlı olarak gireceğiz. Izgarasız şekilde. Ve birinci ve ikinci katı kuluçkalık olarak kullanacak arı. Üçüncü katı da bal depolayacak. Haftada bir yavrulama alanına birinci ve ikinci kata düzen verip açık larvaları birinci kata, kapalıları ikinci kata alıp ballı polenli duvar çerçevelerinde üçüncü kata alıp bunları üçüncü kattaki ballı polenlilerin aşağıya çekilmesini ve yavruya yedirilmesini sağlamamız gerekiyor. Şuruplu olması ihtimaline karşı yani üçüncü kata alıyoruz bunları aşağı yedirsin diye. Boşalınca da en üstte bal depolamasını ya da en üstteki duvar çerçevelerini sağlıp ballarının arıya yedirilmesi ve alttaki çift kat kuluçkalığın bakılmasının sağlanması gerekiyor. Ne oldu durum? Kafkas sağlıp ballarının arıya yedirilmesiyle birlikte bakım beslemesinin yapılmasıyla birlikte Kafkas arısı oldu 3 kat. Yani soğuk iklim arısı, sıcak iklim arısı davranış özelliği gösterdi. Bizim yaptığımız bakım ve beslemeye göre oldu bölgedeki tüm Kafkas F1'ler erkekleriyle çiftleşen Kafkas F1'lerin erkekleriyle çiftleşen yeni çıkan anaarılar yani bölgedeki tüm arı popülasyonunun yarısından fazlası sıcak iklim arısı haline dönüştü. Yani ırk değişti. Ve sıcak iklim arısı olarak uyum sağladı. Şimdi biz bu arıdan bölme alıp ana yetiştirdiğin zaman erkek arı ürettiğin zaman bunlar Kafkas mı olacak? Soğuk iklim arısı olarak yoksa bazı arkadaşların tabiriyle çakma Belfast mı olacak? Sıcak iklim arısı gösteren arı ırkı mı olacak? Bölgedeki tüm ırk arıların davranış özelliği sıcak iklim arısına döndü. Özellikle de yarıdan fazlası dönmüş oluyor. Kafkas'ta aynı, Karnyol'da aynı, Anadolu arısı da aynı. Hepsi sıcak iklim arısı davranış özelliği gösterecek. Ne oldu? Sıcak iklim arısına döndü. Şimdi bu arıları diyelim ki bal sağdık. Eğer sıcak iklim arısının kışlayabileceği şekilde kışlatmazsak, yani yavrulatmazsak Ağustos ve sonrası dönemde bakım besleme yapmazsak, polen desteği vermezsek, şurup desteği vermezsek, sonbaharda yavrulatmazsak, Ağustos'tan itibaren aç bırakırsak, etkili ve sürekli yavru devam ederken varroayı da defetemezsek, kovanların altını da açıp havalandıramazsak, nemi de gideremezsek bu arıların %80, %82'si kıştan çıkamayacak paket olacak muhtemelen. Bakın ne kadar enteresan işler, enteresan hale dönüyor. Sorun arıcıda mı yoksa arıda mı düşünüp duralım. Bölgedeki arı popülasyonunun yarısından fazlasının ırkı sıcak iklim arısına döndü çünkü. Biz arıya sıcak iklim arısı bakar gibi bakmak zorundayız bu durumda. Soğuk iklim arısı ırkı ya da ırk özelliği gösteren kıştan çıkan ana arılar ya da arılar sadece belki %10 erkek arı takviyesi verdi Mera'daki yeni çiftleşen erkek arılara ve ana arı nüfusuna soğuk iklim arısı katkı özelliği olarak sadece %10 kadar bir katkı verdi. Bunun farkında olmalıyız. Bölgenin ekotipi değişti, bunun farkında olmalıyız. Geçen senenin ekotipi nereye, bu senenin ekotipi nereye? Bunun farkında olmalıyız. Farkında olmalıyız. Sonra diyoruz ki arılar ikinci yılda daha verimli oldu. Ya da genç ana arıyla çalışın, yaşlı ana arıyla çalışmayın diyor bazıları mesela. Bunun ikisini de akademisyenler ya da büyük arıcılar söylüyor. Peki hangisi doğru? İkisi de birbirine zıt kavramlar aslında. Biri diyor ki ana arı birinci yılda iyi bal yapar. Çünkü ana arı çok yumurta atar, erken gelişir, bala yetişir. Bunu da tecrübeye dayandırıyor arıcılarımız. Biri de diyor ki ana arı birinci yıl merayı tecrübe eder, ikinci yıl iklimi tecrübe eder, iklime göre iyi uyum sağlar. İkinci yıl daha iyi yavru atar ve bunu da yurt dışı kaynaklı bilimsel araştırmalara dayandırarak söylüyorlar. Hangisi doğru? İkisi de doğru, ikisi de yanlış aslında. Yani şöyle, bizim iklimimiz peş peşe yıllarda değişken iklim özelliği, dengesiz iklim özelliği gösterdiği için
Yurt dışındaki gibi sürekli her sene aynı iklim, aynı mera, aynı nem ve sıcaklık koşullarıyla aynı nektar performansı olmadığı için bizim ana arılarımızın tam kapasite kendini gösterdiği yavrulama alanının açtığı maksimum yumurtlama sayısına ulaştığı zaman her yıl değişik oluyor. Arıcımız da buna uyum sağlayamıyor. Diyelim ki sert kış yaptı, sonraki dönemde sonbaharda sert iklim gitti, soğuk gitti iklim. Mera'ya polenede çalışamadı arı. 4 ya da 12 gün uzun süreli süren yağmurlu iklimler, yağmurlu dönemler oldu. Bir 12 gün peşinden 10 gün sonra 8 gün örneğin iklim bu şekilde yaptı. Böyle az güneşli, sürekli yağmur dolu ya da soğuk oldu. Arıcı olmadı, ekonomik gücü yetmedi. Polen keki ya da polen köftesi veremedi, ballı polenli kek de veremedi. Arıların yarısı öldü. Yani sıcak iklim arısı davranış özelliği gösteren ya da bu tarz arılar kendini sonraki kışa hazırlayamadığı için, bal polen depolama imkanına kavuşamadığı için davranış özelliği olarak sıcak yarısı öldü. Sıcak iklim arısı davranış özelliği gösteren arılar da kendini sonraki kışa hazırlayamadıkları için, bal polen depolayamadıkları için, bu imkana kavuşamadıkları için ve Kafkas Anadolu arısı gibi idareli kullanamadıkları için, meradan polen ve nektar akışı da kesildiği için, uçuş azaltmadığı için, yıprandığı için daha beter karşılaştı, daha yıprandı, daha kartlaştı, meraya boş gitti, boş gitti geldi ya da hiç hazırlayamadı kendini sıcak iklim arısı. İçeride çok miktarda yavru yaptığı için yaptığı yavruyu da düzgün besleyemediği için, eksik beslediği için, onlarda tarlacılık yeteneği zayıf olan ve erken yıpranan minyatür arılar olduğu için verimlilik de azaldı. Ortada diri arı diye bir şey kalmadı yani. Kovana bakıyorsun bir dünya arı var. Bala polene bakıyorsun yerinde yerler esiyor. Arı buysa polen nerede? Polen buysa yavru nerede? Yavru buysa bal nerede? Arıyı 3 kat 30 çerçeve gücünden 10 çerçeve ballı polenli duvar çerçevelerini aldığın 1-2 çerçeve arıya ya da başka bölmelere takviye kullanmışsın. Tamam. 20 çerçeveye indirmişsin, sıkıştırmışsın arıyı. Bu da tamam. 2 kata arıyı bala yatırmışsın. Aradan 1 ay geçmiş sonra 10 çerçeve bal almışsın bundan. Kalan 20 çerçeve arıyı kuluçkalığa 10 çerçeveye sıkıştırmışsın. Bekliyorsun ki meradan bal polen çaksın. 2 sağ ve 2 sol çerçeveye komple bunu yapsın. En az ve yavru sal ve yavru yapsın, ortaya 6 çerçeve devam etsin. Bunu bekliyorsun. Bakıyorsun 2 ay sonra 6 çerçeveye basan arı kalmış içeride, 2 çerçeve yavru ve sağlı sollu birer çerçeve duvar var. Başka bir şey yok. Kemerler idare eder. En dıştaki sağlı sollu birer çerçevede de yerinde yerler esiyor. Ne bal kalmış ne polen. Düşün dur. Oğul mu gitti yoksa yağma mı yedi bu arı? Mevcut kalan popülasyonun yarısı soğuk iklim arısı. Hava soğuk seyretti. Sıcak iklim arıları yürüyemedi. Ocak ayından sonra sert kış geçti. Geldi geçti. Nisan'a kadar ancak toparladı. Ancak soğuk iklim arıları Nisan ayını yakaladı. Sıcak iklim arıları Ocak 15'ten itibaren Mart sonuna kadar paket oldu. Kadro yok. Bir şey yok ortada. Bir ana etrafında 50 bakıcı arı. Bal polen duruyor. Son çıkım yapmış. Ortada boş hücreler ve en dışta pupadan çıkım yapamamış yaşlı kadrosu öldüğü için soğuktan donup ölmüş. Sonrasında da nemden küflenmiş çerçeveler buluyoruz kovanda. Bu sefer Nisan ayına çıkmış kuvvetli kadro, gelen soğuk iklim arıları hızlı yürüdüğü için Nisan ayında fıt fıt oğullar vermeye başlar. Bölgenin ekotipi değişti, oldu. Bölgenin ekotipi soğuk iklim arısı. İşte bunun da farkında olmalıyız. Ne oluyor? Bir sene önce yani 2 sene önce soğuk iklim arısıydı. 1 sene önce sıcak iklim arısına döndü. Mevcut popülasyonun yarıdan fazlası. Sonraki sene tekrar soğuk iklim arısına döndü. Maalesef biz bu ekotip değişmelerini akademisyenlere bile anlatmak mümkün değil. Anlatamıyoruz. Kaldı ki arıcıya anlattığında da zaten idrak edemiyor. Oysa her yıl yaşıyoruz aynı durumu. Kendisi de yaşıyor. Bir bölgesel ırk yani ekotip patır patır her yıl değişebilir arıcılıkta. Holstein süt sırrıyla uğraşmıyoruz ki biz, çalışmıyoruz ki. Doğaya ve meraya uyum sağlayabilen, çok hızlı ömür geçiren doğal
yaşam koşullarında doğan, büyüyen, ölen 365 günlük sürede en az 5 jenerasyon değişen, jenerasyon geçişi olan bir hayvandan bahsediyoruz arı olarak. İnsan ömrünü 60 yıl olarak baz alırsak bu ne yapıyor? 300 yıl yapıyor. Bir kıyaslama yapalım bakalım. 300 yılda insanların davranışları, alışkanlıkları, uyum yetenekleri değişmedi mi hiç? Tabii ki değişti. 300 yıl önceki gibi mi yaşıyor insanlar hayatta örnek olarak? Yılda 5 jenerasyon değişen bir hayvancılık tipi yok ki başka hayvancılıklarda. Mesela koyun da yok, inek de yok, tavukçuluk da yok. Yakalayamazsın bu jenerasyonu ama arı da var bu. Aynı jenerasyondan hat alma imkanın bile var. Arıda saflaştırma yapma imkanın da var. Örneğin tavukta saflaştırma yapmak için melezleme yapıyorsun. Arı farklı bir olay. Arı genetik olarak harika bir şey. Erkek arı dözsüz yumurtadan ana arının ikizi. Al işte her türlü kullanabileceğin bir durum. Erkek arının baba hattı yok. Gen sabitlemek kolay. İstediğin ırkı haldır haldır gitme imkanın var, çalışma imkanın var. Bunu akademisyenlere anlatamıyorsun ki arıcıya ne kadar anlatasın. O yüzden herkes ırk diyor. Irka takılmayacaksın. Arıcılık şekline takılacaksın. Her arıcının arıcılık şekli var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi. Mesela yörede profesyonel usta bir arıcı varsa onun arıcılık şekli belli. O arıcı değişken iklim koşullarında, iklim şartlarında her yıl ne yapacağını biliyor mesela. Bilinçli adam. Senelerce tecrübe etmiş, orta bir yol standart haline getirmiş kendine göre. Mesela bu arıcı alacak birinden 10 tane ana arı, bölme yapacak, koyacak kovana, yürütecek arıyı. Bakacak. Duruma göre ruşet kovanları alacak, bölecek. Bakacak bunun huyuna suyuna. Yürüyor mu, yürümüyor mu? Yürüyorsa kestane balına hazırladığı kovanlara kapalı pupa takviyesi yaparak destek olacak. Onlara işaret koyup onları Ağustos sonu balına hazırlayacak geride kalanları. Mera'dan ne getirirse kar deyip yürümeyenleri de diyecek ki ha bu yürümüyor. Ana arı performansını gösteremiyor. Gösterebileceği ortam yok. Ben bunu beslememe gerek yok. Bu arı tam kapasitesini en az 7 çerçeveye ulaştırınca gösterecek çünkü. Dolayısıyla bu arıyı bir daha böleyim. Böldüğümü başka yürüme ihtimali olacak olan hazırana alıp takacak şekilde ayarlayayım ve kestane arıma takviye vereyim bundan pupalardan tam gidecekken ya da kendi ana arısını yaptırayım arı kuşu döneminde hesap edip denk gelmeyecek şekilde ya da zayıfları kendi aralarında birleştirip birleştirdiklerimi bala sokayım ya da maaşlı çalıştırdığı işçisine sen yarın işe gelme, senden performans alamıyorum, maliyetin beni kurtarmıyor der gibi sana yaptığım beslemenin karşılığını alamıyorum deyip işte arıları, ana arıları başkasına satabilecek, o imkana kavuşacak. Ya da arı yürüyorsa, ha ben bu huydaki arıyı yürütebiliyorum ya da ben bu arıyla uyum sağlayıp çalışabiliyorum deyip devam edecek o arısıyla çalışmaya, el bebek gül bebek. Besleme verdikten sonra da gözü arkada kalmayacak arıcının. Bu benim işime yarar. Bu işime yarar dediği vakitte arıyı ondan çoğaltacak. Kestane arıcılığında zamanlama hatası yapan arıcının ana nektar bal akımında kovanına baktığında bir damla bal biriktiğini göremezsin. İkinci kata 10 çerçeve full kabarmış petek koysan bile 1 gram bal biriktiremez arı. Kovan girişinden arılar patır patır girip girip çıkar, yalpalanır durur. Gelen balın ağırlığından etraf bal kokulsa da biriktirme olmaz. Getirdiği yavruya yedirir ve gece ısınmaya harcar ya da nektarın suyunu uçuranların kanat çırpmasına harcar ya da su taşımaya harcar aynı zamanda gelen balı. Zamanlama hatası yapmayan arıcının kadrosu tam oturmuş. Arıcının kovanlarını açtığında üstten ikinci kattan körüğü sıktığında üstte bir tane arı kalmaz. Doğru komple aşağıya iniyor arılar ve üstü çakılı bal dolu olduğu gibi görüyorsun. Çekiyorsun sırlı balı. Çoğu sırlı. Zamanlama hatası yapanlarda ikinci kattan sıkıyorsun körüğü, arı daha beter yukarı fışkırıyor. Daha beter yüzüne kalkıyor, sokmaya çalışıyor. Arı aşağı çekileceğine. Üst kattaki çerçeveler bomboş görüyorsun. İçerisi tarlacı arı vasfına dönmemiş, kovanı savunan bekçi arı formundaki arılar. Bunlarla dolu. Meraya çıkmıyor ki bal getirsin. Kuru kalabalık. Ne oldu? Kaçtı mevsim. O arıyı bir sonraki sezona bal bulursan götürürsün mesela ayçiçeği olursa götürürsün. Ya da kır çiçeğini Ağustos balına hazırlamaktan başka çare kalmaz. Onu da besleme yapman gerekir. İşte esas film de burada kopuyor. Bal alamayan arıcı, bal alan arıcıya çamur atmaya çalışıyor. Diyor ki bu arıcı gece gece besliyor herhalde arıyı. Hatta öyle örnekler duyuyoruz ki iki arıcı yan yana komşu aralıkta 2 yıl üst üste bal alamıyor. 2 yıl üst üste bal alan arıcının arılığını sonraki sene her gece kontrole gidiyor. Ağaçların altına ya da aralıkta şurup bidonu var mı diye acaba diye
Gece ağrılarını bu besliyor mu diye kontrol edip duruyor. Gündüz beraberler, ikisinin de ağrıları haldır haldır çalışıyor ama birinde bal çakılı, diğeri boş. Ve ikisi de yan yana ve aynı meradan. İki yüzarın varsa iki yüzarından kata gelenleri pupa takviyesiyle üst katı da çakıp getirecek bala. Üst katı da çakıp getireceğim bala. Artık kaç arıyla bala girersen kendine kar sayacaksın. İki yüzarının iki yüzünü de bala sokamazsın. Hele bir de iki yüzarıyı dört yüzarı yapıp da bala sokayım dersen vay haline. 10 çerçeve arıyı ikinci kata tamamlayamıyorsan bu defa beşer çerçeveden katlı ruşet yaparsın. Arıya ona ızgarası koyarsın. Çıkmak üzere olan pupaları üste alırsın. Gene bal alırsın. Üstten arılar çıktıkça bal durdurur. Alacaktın 10 artı 2 duvar çerçevesi bal. Alırsın 5 çerçeve bal. Ya da 5 çerçeve artı 2 duvar çerçevesi. Arıcı bal almak istiyorsa mevcuda oynamayacak, arı sayısına oynamayacak, bal almaya odaklanacak, bala oynayacak. Başka çözümü yok. 200 arının 100 tanesini takviye ile birlikte kestaneye getir, adam gibi arıyla, senden kralı yok. Kapalıları takviye etme işini kestaneye gelmeden en az 15-20 gün önce bitirmen lazım bu işi. Kestaneyi arıları taşırken tamamen bitmesi gerekiyor. Kadrosu tam olmuş olması gerekiyor. Kestaneye taşırken yapmaman lazım bu işi. Yaparsan ne olur? Bir sonraki dönem çiçek dönemine kalır. 6 hafta sonrasına kalır yani. Çünkü verdiğin pupanın ne zaman bal taşıyabileceğini, ne zaman tarlacı olacağını hesaplayabilmen lazım. Açık yavrunun bal depolayabilmek için 6 hafta, yani 1,5 aylık zamana ihtiyacı olduğunu hesap etmen lazım. Zaten kestane en fazla 1 ay sürüyor. Kesintili sürdüğü dönemde. Geçti bal kaldık yer çiçeğine, o da kestane döneminde yağmurlar yağarsa o da senin şansına, eğer bu şekilde yaparsan. Kestaneden bal alamayan da yağmur yağarsa kır çiçeğinden bal alma şansı doğuyor. Otomatik olarak rızkı veren Allah. Ama arıcı bu rızkını değerlendirebiliyor mu? Bazen kır çiçeğini beklemeden ne yapıyor? Kaldırıyor gidiyor. Geç kalan arıcının da başka bir huyu, durup durup kestane bölgesine arıcılar patır patır arı taşırken bir an önce bal depolamaya başlasın diye arıcı yavaş davranıyor, ağırdan alıyor. Arıyı koyuyor, takviye ediyor. Sonraki gün bir daha bakıyor. Kadro küçük geliyor. Bir daha takviye veriyor. Acaba oldu mu diye bir daha bakıyor. Küçük geldi diyor. Bu bal taşıyamaz diyor mesela. Bir daha takviye etmeye kalkıyor. Bu sefer ne oluyor? Bal geçiyor. Var 200 arın. 200 arıyı en fazla 2 gün içinde taşıman lazım. Bal akımı başladıysa 2 gecede. Bu arıcı hala petek takviye ediyor. Gündüz petek takviye ediyor. Gece takviye ettiğini taşıyor. 200 arıyı taşıması bir haftayı buluyor. Dışarıdan günlük 8 kilo nektar geldiği oluyor. Bunun suyunu uçurduğun zaman %17, %23 arasına çıkarttığı zaman, sabitlediği zaman arı ne yapıyor? Günlük 1,5 kilo kadar bal depolayabiliyor arı. Dolayısıyla bu arısını yetiştiremeyen, oyalanan arıcının bir haftalık bal kaybı yaklaşık 9,5 kilodan aşağı değil. Arıyı getirdiğinde de kestanenin ya ortasına denk geliyor akımın ya da sonuna denk geliyor. Arı meradan topladığıyla da ancak karnını doyurabiliyor. Gene de bal biriktiremiyor. Biriktirse bile balı sırlayamıyor. Ekonomik kayba uğruyor arıcı. Ya zamanı yetmiyor ya başka işlerle uğraşmaktan aklına gelmiyor. Gideceği yerde kestane açtı mı ya da bal geliyor mu bakmıyor bile. Başkalarına soruyor burada kestane açtı mı diye. Gideceğimiz yerde açtı mı diye soruyor. Sorup haber alana kadar kovanları hazırlayıp kapatıp gidene kadar da iş işten geçmiş oluyor. Arıcı zaten arıcılığı kitaplardan öğrenemiyor. Kurslarından da yeterince öğrenemiyor. Çünkü uygulamalı bir iş bu. Kitaplar desen zaten işinin arının biyolojik yapısıyla ilgileniyor. Arının kanat yapısı şu, dil uzunluğu şu diye. Bu sefer de ne oluyor? Dil uzunluğunun uzun olduğunu gören bizim Karadenizli arıcılar hayda otomatikman Kafkas'a yöneliyor. Hiçbir kitapta demiyor ki arının dil uzunluğu bu. Ama arının dilinin uzun olması arının ona kendi yöresinde, merasında, ağaç kovuğundaki yaşam şartları halinde ona sağladığı bir avantaj. Bizim tecrübe ettiğimiz durumlardan biri de bütün kadrosu oturmuş olduğu durumda, eğer kestane bal akımının yağmurlu gittiği dönem olursa, 7 yıllık bir döngüde düşündüğümüz zaman 7 yılın 7'sinde de seni kurtaracak kadar bal alabileceğin arı genellikle de Kafkas F1 olmuş oluyor. Çünkü icabında kestane yağmurlu giderse yer çiçeğine çalışmış olma ihtimalin olabiliyor. Yani yer çiçeğine çalışabiliyor. Hatta işte derin tüplü çiçeklerden almasıyla birlikte ve yerde yer çiçeği de yaptıysa, yonca yaptıysa mesela, yoncadan da faydalanma imkanına sahip oluyor Kafkas F1'in
Böyle bir avantajı var sadece. O da küçük bir avantaj, fazla bir avantaj değil. Senin yani en fazla birkaç kilo fark eder. Senin 20 çerçeveli Langstroth kovanında yaptığın arıcılıkta arının dil uzunluğu değil, yaptığın arıcılık şekli, yaptığın beslemeyi ne kadar ve nereye verdiğin, yaptığın barama mücadelesini tipi, zamanı, katatma şeklin, ızgara koyup koymaman, iklim şartları, mera şartları, polen, nektar akımı, dip tablasının olup olmaması gibi işte hastalıklar, hep bunlar 5 iklim bölgesi ve 7 farklı yöreye göre teker teker anlatılsa, her yörede uygulanan ve tutan farklı teknikleri anlatılsa arıcı biraz daha iyi anlayacak gibi duruyor. Mesela arıcı Antalya gibi bir iklimde soğuk iklim arıcılığı yapmaya çalışıyor, arıyı sarıp sarmanıyor. Erzurum'da da Bayburt'ta da kovanın içine 1 kilo kek atıp arıyı kapatıyor, en az 3 ay bir daha açmıyor. Arının stoğu yetmiyor, kemerler bitik tam takır, mesela açlıktan ölüyor. İşte ne oluyor? İkisi de ters işlem olmuş oluyor. Kitapların anlatması gerekeni bu iş nasıl yapılır? Bir problem yaşandığımı nasıl çözersin? Ne yapman lazım? Yani hangi yöredesin, hangi bölgedesin? Problem ne, çözümü ne? Güney Marmara'dayım, problem şu, çözüm şu şeklinde olması lazım kitaplar. Sorular ve cevaplarla dolu olması lazım, bir kitap olması lazım bu şekilde. İnsanlar arıcılık dergilerini bile okumuyorlar. Resmi yok diye şikayet ediyorlar. Fotoğraf ekliyorsun. Bu sefer de gene şikayet ediyorlar. Diyorsun ki geçen sayıyı almadın mı diyorsun. Aldım diyor. İçini okudun mu diyorsun. Bakıyorsun ki okumamış. İnsanlar sadece ilgi alaka olarak hoşuna gideni okumuş, hoşuna gitmeyeni okumamış. Bu bana ileriki senelerde lazım olur gözüyle bakmamış. Gazete okur gibi okumuş. Arıcılarımızda ön yargı var ve eleştirme huyu var sadece. Bu iki sebepten dolayı maalesef arıcılarımız bu halde. Açıp ilk sayfada bilimsel makaleyi görünce zannediyor ki dergi komple böyle. Halbuki içinde sağdan gelen arıcının tespiti olan pratik uygulamalar da anlatılmış ama haberi bile yok. Okumuyor bile. Mesela arıcılar bir şeyler yazsın dergilere deniliyor. Arıcı katkısı olsun deniliyor. Tamam sen yaz o zaman diyorlar. Diyor ki ben yazmayayım, başkası yazsın. Ben okuyayım sadece. Arıcı değil misin? Talepte bulunmuyorsun. İşte yaz, başlangıcı sen yap diyorsun. İş başa geçince vazgeçiyor bu durumdan da. Kestane bal akımına geç kalmamış arıcı hasat zamanı geldiğinde çerçeveyi çektiğinde çat diye sırlı balı karşısında görürsün. 15 gün geç kalmış arıcı hasat zamanı geldiğinde kovanda açık ve kapalı yavrulu sırlamamış. Çerçeveler boş ama arı fışkırıyor görürsün. Arıcı şaşırır kalır. Niye böyle oldu? Herhalde bal bitti der. Ondan getiremiyor der. Bu arı bırak bal getirmeyi artık içeride 20 çerçeve aç bir arı vardır ve besleme ister. Yoksa ya larvayı yeterince besleyemediği için bağışıklığı düşer. Larvanın tulumsu yavru çürüklüğü hastalığına tutulma ihtimali artar. Ya da açlıktan kırılır gider. Tarlacı kayboluşur. Bu arıcı der ki daha ne yapacağız be ya? Arı yaptık işte. Ağzına kadar kovanda. Arı dolu içinde. Bal yok. Ben ne yapayım? Demek ki bu ırk arı buraya çalışmıyor. Bu balı getiremiyor diye bir yanlış algıya uğrar. Ya da bunun dili kısa der. İşte yanlış algı. Daha bu arıcıya ne söylenebilir? Alarını aç bırakmadığın bir yere git. Gideceğin merada bal akımı devam ediyorsa oraya git. Ya da gitmiyorsan %5 ballı, %5 polenli, %90 pudra şekerli kek yap. Aradan da ızgarayı kaldır ve ana arıya yeniden 20 çerçeve yavrulattır. Yoksa ana arının yavruladığı arı 21 günde doğacak. Bu tarlacılık kovandaki tarlacı arılar da zaten 22-29 günde ölecek. Bari bir tur daha genç nüfus çıkart ki çökmesin kovanlar, yoksa küllüm zarar edeceksin. Elinde boş kovanlar kalacak. Boş kovanları sırtına yükleyip götüreceksin yoksa. 20 çerçeveden 7 çerçeveye birden düşmesinin sebebi bu açlık. Bu da arıcıya besleme külfeti demek aslında, beslemesi ama cepten harcaması demek, ama başka yapacağı bir seçenek yok. Hele polenli kek beslemesini kesin vermesi lazım. Hatta tüm arılar komple alabilmesi için bunu buzdolabı poşetiyle değil, direkt polenli keki katı formda yapıp direkt çerçevelerin üstüne el demiriyle sürmesi lazım. Bütün çerçevelerin üstüne ki arılar bunlardan eşit faydalanabilsin. Yoksa patır patır yiyen arı kalır, yiyemeyen ölür gider. Bu arıcı 15 gün geç kalmayla birlikte bütün yiyici arıyı buraya getirmiş oldu. Oysa tarlacı toplayıcı arıyı ana nektar bal akımına getirmesi gerekiyordu. Bal geldiğinde genç arı balı yemiş, bakıcılık faaliyetine devam etmiş. Zaten arıcı şurup beslemesi yapmıyor bu dönemde bala karışır korkusuyla. Şurup beslemesi yapmayınca da gelen nektar olduğu gibi sulu sulu tüketilmiş, yavruya yedirilmiş ve içerideki 20 çerçeve arının gece ısınmasına harcanmış, uçmuş gitmiş havaya. Ondan sonra da zaten
Bir süre sonra bal akımı kesildi. Bal da kesilince basmış yavruyu. Boş gözleri anarı. Yavrulu dönemden yavrulu döneme geçiş olmuş yani. Halbuki sıcak iklim arısı özelliği olarak, yani sıcak iklim arısı özelliğine dönmüş. Yavrulu dönemden yavrulu geçmiş. Yavrulu dönemden bala geçmemiş. Bal depolamaya geçememiş. Halbuki yavrulu dönemden tarlacılığa ya da tarlacılığı dönemde kalıp o şekilde bal akımının bitişine kadar devam etmesi gerekiyordu. Tarlacıların da yavaş yavaş piyasadan çekileceği bir döneme geçiş aşaması beklenmesi gerekiyordu. Beklenirdi ama olmamış. Bu arı basmış yavruyu. Niye basmış yavruyu? Arıcı bunu da fark edemiyor. Arıcının bu kovanın içindeki o durumu idrak etmesi önemli. Bir şey yaparken niye yaptığını, neye hizmet ettiğini bilmen lazım. Niye söyleniyor 15-20 gün önce pupa takviyesi verme işinin bitmiş olması gerektiğini? İşte bu yüzden. Kovanın dengesini tarlacılığa döndürmek, düzeltmek için. Başka bir amacı yok. Geldiği zaman bal, işçi arı orada asker olacak, hazır olsun, çat diye getirsin balı. Kovandaki yavrular, getir baba, balı getir, daha yok mu diyor. Yavruya yedirebilmek için eğer geç kalırsan. Halbuki arıyı daha kestane bölgesine götürmeden önce bal depolamaya başladığını gözde görmen lazım. Bu durumu gördükten sonra arıyı kestaneye taşırsan ancak aklın geride kalmaz. Gönül huzuru içinde kestaneye yıkarsın arıyı. Gece bizim yaptığımız gibi uçuş tahtasını açar kaçarsın, bir daha da geri dönüp bakmazsın bir hafta. Kapağını kaldırmazsın 15 gün kadar. Bakarsın bal geliyor mu 15 gün sonra, katlar dolmuş mu, sırlanmış mı? Sırlandıysa sağır, yeniden koyarsın bir haftaya da 15 gün sonra arı kontrolüne gidersin. Diyelim ki o hafta kestane gelmedi, yağmur yağdı. Korkun olmaz arı aç kaldı diye. Çünkü aç değil arı, biliyorsun. Karnı tok. Sen oraya gelmeden önce bal gelmiş, kemerleri dolmuş, üst kata bal atmaya başlamış. Bir hafta aç kalsa bile bu arı üstteki çerçeveleri yalar. O biterse alta geçer kemerleri yalar. O biterse döner sağlı sollu duvar çerçevelerini yalar. Ama o bir haftalık sürede arı aç kalmaz, mevcudu yıkılmaz arının, bunu biliyorsun. Eğer tok götürürsen arıyı. Yani bal başlamadan 10-15 gün önceden bal depolayacak kadronun oluştuğunu görmen gerekiyor kovanda. Sadece arıyı değil mevsimi de takip etmek gerekiyor. Mevsim geçen seneki gibi mi, yoksa bu sene 15 gün gecikti mi? Nasılsa bir hafta 15 gün gecikti diye ben rahat yetişirim gözüyle bakmaman lazım. Arı da gecikiyor çünkü yavru bakımı olarak. Arı da doğaya bağımlı meradan getirdiği için sadece besleme yetmiyor kadro oluştururken. Yoksa bu seneki farklı bir mevsim mi, bunu bakman lazım. Geçen sene ben böyle yaptım, bu sene niye böyle abi dememen lazım. Aga işte mevsim farkı da var yani dememen lazım. Arıcılıkta işte rızık nasıl kısmet hep devreye giriyor bu durumda. Mevsimi de göz önünde bulundurup takip etmek gerekiyor. Bu durumları gözünüzün önüne alıp birleştirip sonuçta bir karar vermeniz gerekiyor. Ya ben geçen sene bu zaman şöyle yaptım, böyle yaptım, bu sene niye böyle olmadı dediğinde bu ne demektir? İşte durumu idrak edememin ya da idrak edememişsin demektir. Arıcı hep mühendis kafasıyla düşünüyor bazen. İşte hep bu kapıdan içeri pudra şekeri girecek, bunun üretim işleyiş şeması bu, şöyle olacak, şeker çekilecek, şeker çekildi, çekilen pudra şekeri neyle karıştırılacak, işte polenle, işte üretim şeması olarak bal girecek kazana, polen girecek, vitamin girecek, karıştırılacak, sonuçta şu kadar çıkacak, sonra şu ebatta çıkacak, üretim şeması şu olacak, sıralanacak, önünde hep öyle olacak diye bekliyor arıcı. İşte kek satışa geldi, satıldı, adam götürdü, arısına verdi, arı keki yedi, yavru yaptı. İşte beklenen sonuç bu. Ama fiiliyatta, gerçekte arı işinde yavruya dönüyor mu dönmüyor mu, buna bakmak lazım. Her zaman bunun garantisi yok, yavruya dönmenin garantisi yok. İçerideki ana arıya bağlı, bakıcı arıya bağlı, peteğe bağlı, peteğin içinin temiz olmasına bağlı, kuvandaki propolis durumuna, meradaki propolis durumuna bağlı, kadroya bağlı, neme bağlı, sıcaklığa bağlı, bir dünya değişken var. İşte mühendis kafasıyla şeker kapıdan girdi mi ne olacak, kek olacak, başka alternatifi yok gözüyle baktın mı olmaz bu iş. Maalesef arada böyle bir şey yok. Böyle bir standart yok. Verdiğin besleme yavruya dönecek diye bir zorunluluk ya da standart olmadığı gibi. Mesela arıcı diyor ki Nisan'ın 5'inde bal gelir mi? Gelir. Gelir de ne kadar gelir? Yüzde kaç nektar oranlı gelir? Arıya mı yeter, yavruya mı yeter? Isımaya mı yeter? Senin ondan bal depolatacak 20 çerçeve arı kadron var mı Nisan'ın 5'inde? 20 çerçeve bal çaktıracak arı ırkın hangisi mesela? Nisan'ın 5'inde ne kadar yağmur yağar belli mi? Belli olsa ne kadar bal geleceğini de, ne kadar polen geleceğini de belki hesaplarsın tahmini olarak.
Nisan'ın 5'inden önceki 15 günlük hava durumunu, nem ve sıcaklık durumunu bilmen gerekir hesaplayabilmek için. Kestanede de böyle. Ana nektar bal akımından 15 gün önceki hava durumunu, nem durumunu, sıcaklık durumunu ve senin arının durumunu, bunlar doğrudan bal alımını etkileyen süreçler. Söyleyebilir misin? Söylemezsin. Çünkü dünya değişken, her şey etki edebiliyor. Hava yağar, bal gelmez. Sıcak olur, nem olmadığı için bal gelmez. Nektar salgılamaz, çiçek mesela çiçek olan kuruduğu zaman nektar salgılamaz, çiçek kuruduğu zaman fazla sıcaklık yaparsa. Bir bakarsın çiçek nektar yapar, rüzgar 18 kilometreden yüksek eser, olan nektarı da kurur, kurutur, buharlaştırır gider. Bilemezsin. Nem olur, sıcak olmadığı için gelmez. Yani bal gelişini etkileyen bir sürü değişken var. Güneşin belki işte şu derecede polarize ışını etkiliyordur, çiçek bal yapmıyordur. Nereden bilelim bal gelip gelmeyeceğini? Ama arıyı bir gidişata göre hazırlamak şart. Mesela aynı kestane bölgesinde mera aynıdır. Ama orman merasıyla o merası farklıdır. Çiçekte bal gelişi bakımından. Aynı dağın güneye bakan, güneş gören kısmında bal gelişi farklı. Kuzeyde bakan, kuzeye bakan bölgede bal gelişi farklı oluyor. Adama soruyorsun, ormana niye gittin kestaneye sen diyorsun. Diyor ki hava iyiydi abi diyor. İyi de hava bir açıyor bir kapatıyor. Ormanda çiçek kaynakları da kısıtlı. Senin istediğin bal yapmasını istediğin kestaneden bal gelmezse ne yiyecek arı? Orada hazır, ona da hazırlıklı mısın? Sen arıyı ormana da götürsen arı azsa iş yapmaz. İcabında tarlaya bile uçamaz. Yeterli gücü olmaz. Rüzgara dayanamaz. Ya da bal toplasa bile o ağırlıkta kovana dönecek gücü yetmez. Arıcı bunu dikkate alması lazım. Gideceği yerde bal geliyor mu gelmiyor mu gidip bakması lazım. Merhaba bal kokuyor mu diye. Biz çocukken ballı babalar yalardık mesela dağda. Ballı babalar özellikle Temmuz-Ağustos aylarında. Ballı babalar yağmurdan upuzun upuzun olurdu, büyürdü. Bir boy olurdu biz. Çocukluk boyumuz kadar gelirdi. Ballı baba öyle bir çiçek açardı ki ucundaki çiçeğin ucu açılırdı, daha da açılırdı. Ucuna baktığımız zaman balı resmen şeffaf balı resmen görürdük. Ballı babanın çiçeğini koparıp içindeki balı yerdik. İş yapmaz arı. Hava bal gelmesine uygun olmazsa iş yapmaz yani niye yapsın? Eğer bu durumda arıcının o anki durduğu yerde bal geliyorsa ki %90 geliyordur, kestane bölgesine, kıt bölgeye gitmesine hiç gerek yok aslında. Sana ayağında olduğu yerde zaten arının durduğu yerde bal geliyorsa sırf daha kaliteli bal alacağım diye kestane bölgesine gitmene de gerek yok. Macera olsun, macera olur ancak. Kestane bölgesine bal geldiğini gör. O zaman git. En azından ayçiçeği ya da kırçiçeği ya da bahar balı hasat edersin. Onu satar, masraflarını çıkarırsın, zarar etmezsin. Hava müsait olursa da kestaneye gidersin. Müsait olmazsa, yağmurlu olursa yine olduğun yerde kırçiçeğine çalışırsın ya da istiyorsan ayçiçeğine gidersin. Oraya da gidemezsen bölersin, tekrar bakar besler, arıyı Ağustos sonu balına hazırlarsın. Seçenek olarak gideceğin yerde bal geliyor mu gelmiyor merak et. 10 günlüğüne bile gitsen arı bir krize vurur. Öyle bir kriz yapar ki arıyı bir daha toparlayamazsın. Mesela gittin baktın kestaneler açmış. Hava baktın bal kokuyor mu, bal geliyor mu, arı üstüne bal konuyor mu, konmuyor. Çiçek açmış olsa bile birkaç gün sonra git. Hatta bir hafta sonra git. Tekrar bak. Yani daha faydalı. Ha şu olur. Arının şu an durduğu yerde bal gelmiyordur da gideceğim yerde bal gelmiyor ama buradan da umudum yok. Bari gidip rahat rahat işlerimi halledeyim dersen geniş geniş yerleştiririm arıyı. Yerleştiririm. Rahat ederim diyorsan o konu istisna. Anlaşılı bir konu bu. Sonuçta amaç da bal almak. Orada gelmiyorsa niye gidiyorsun? Niye kendini maceraya sokuyorsun? Bal alamayınca da rezil oluyorsun el aleme. Boş çekiyor bu adam. Her sene arı alıyor diyorlar sonra. Arı boş bir meraya gittiğinde bir hafta içinde darbe yiyor zaten. Arıcı bu konuya tam kafasını yatıramıyor. Tam nektar dönemine gelince eli ayağına dolaşıyor. Bir an önce bal gelsin, bir sene çalışmışız, didinmişiz diye duygusal davranıyor. Kadroyu hazırlayan arıyı kestaneye götürdüğünde resmen keyif alıyorsun. Çek sandalyeyi, otur önüne. Seyret. İnsan nasıl ki askerliğini bitirmiş, tam çakı gibi iş yapacak adam. İşte arı da öyle askerliğini bitirmiş, bekçiliğini bitirmiş, tarlacı olmuş arı. Ancak bu iş yapar. Kovan girişinden çıkarken vın diye çıkar gider. Öyle bir gidişi olur ki bala doğru uçar gider. Hayran kalırsın o tarz arıyı gördüğün zaman. İş yapar o arı.
2-3 yaşında çocuğu arılığa götürsen ne olur? Engel olur, durur sana. Bakıcı arı da öyle. Bakıcı arılı gidersen bakıcı arılar sana engel olur. Doğru algılamak önemli. Ne zaman açık yavru takviyesi vereceksin? Ne zaman pupa takviyesi vereceksin? Hep bunlar önemli. Açık takviye veriyorsan Mayıs'ın ilk haftası, Mayıs'ın 15'ine kadar bu işleri bitirmen lazım. Haziran'ın 5'i, Haziran'ın 15'i arasında kestane bal akımı olan bölgeler için. Bunlar başta yapman gerekenler. Bunlar olmazsa olmaz. Bunları kesin yapacaksın. Ama mevsim çok kötü gidiyorsa ilkbaharda yapacak, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman alternatiflere bakacaksın. Ya besleyeceksin ya da meranın iyi olduğu bir yere gideceksin. Eğer aynı yerde kalacaksan dayayacaksın keki. Kek seni 15 gün rahat ettirir ama öyle dönem gelir ki keki koyarsın ama 2 günde kurtaramazsın arıyı. Hemen 2 günde bitirir. Yani verdiğin kek 2 gün içinde tüm arıyı aynı anda beslemeyebilir. Eğer her tarafını açmazsan, yanlardan tüm arı alacak şekilde açmazsan, sadece ufak bir delik açarsan nasıl verdiğinde önemli. Açtığın keki kovanın içindeki tüm arılara eşit dağılacak şekilde çerçeve üstlerine iyi dağıtmak gerekir. Eğer 2 gün içinde keki yediremeyeceksen tüm arıya, o zaman kek tercihin de yanlış olur. O zaman senin şerbete dönmen lazım. Şerbete dönmek de yetmez. 3 gün arayla arıyı ritimli beslemen icap eder. Sorunu da arıya göre çözeceğim bir şey. Sorunu da arıya göre çözeceğim bir şey. Keki yufka modunda 1,5 santim kalınlığında en fazla bu şekilde 1,5 santim olarak açarsan 6 çerçeve arıya üstten yatırırsın. Bir hafta sonra gittiğinde kekten bir parça bulamayabilirsin bile. Şurup versen 1 kilo kek 3 gün gidecek. 3 gün karnı doyacak. Arının, yani geriye kalan 4 günde arıyı aç kalacak. Sen gidene kadar arının dengesi bozulacak yani. Yumurtladıysa ve sütlemeye başladıysa larvayı 4 gün besleyemeyecek bu esnada. Pupa kapatma gecikecek. Nem gibi sıkıntılarla larva içeride. Larva larva içeride 4 gün beslenemeyecek. Bu esnada pupa kapatma gecikecek. Nem gibi sıkıntılarla birlikte larva içeride açlıktan aç kalacak ve havaya maruz kalmakla da virüs ve hastalıklara maruz kalmaktan kalma riskiyle karşı karşıya kalacak. Şekilden şekilde, renkten renge girecek larvalar yavru çürüklüğü oldukları durumda. Böyle bir risk var yani. Yufka gibi 1,5 santim en fazla. Yufka gibi verdiğin kekin yanına bir de şurup verirsen daha iyi. Şurubu çeker ve bu şekilde arı yer. Kalan 4 günde kekle idare eder sen gidene kadar. 2 çerçeve birden verirsin. Yapıştırırsın keki şurubu. Sonraki haftaya gittiğinde 2 çerçeve daha verirsin. Rutin beslemeyle ayda 8 çerçeveyi arttırırsın. O dengesiz ve kötü iklim koşullarında, yağmurlu ayda dahi yani, sen ne yaptığını, o arıya hangisinin gideceğini bilmen gerekir. Hangisi arıyı kestaneye taşımam gerektiğini ancak bu şekilde daha kolay öğrenebilirsin. Haftadan haftaya bırak, günden güne bile iklim fark ediyor artık. Bazen sabah yağmur, gündüz güneş, akşam soğuk da yapabiliyor. Gün içinde de değişebiliyor. Senin burada arının durumuna göre beslemeyi de ayarlarsan daha rahat olur kestane arı yetiştirmen. Şöyle ki gidersin bakarsın arıya, arılar toplamış, toparlamış. 2 gün sonra gider bakarsın arılar darmaduman, ne olduğu bile belli değil. Bu verdiğin beslemeye ne oldu dersin ondan sonra. Şurubun dibinden aktı mı acaba diye tereddüt edersin. Acaba soru işaretleri kafanda dolanır durur. Verdiğin beslemeyi kovanın içine göremiyorum dersin. 2 gün önce canavar olan o arı 2 günde ne hale döner? Kestane bal akımında da öyle. Bir hafta bakarsın kovanlara güzel bal gelmiş ama sırlamamıştır. Henüz açık gözlülerdedir. 2 ton bal çıkar bundan dersin. Boş teneke ararsın. Piyasadan boş teneke toplarsın. Bir hafta yağmur yağar. Bir gidersin çerçeveler bomboş, arının mevcudu düşmüş halde, hiç belli olmaz. Bir bakarsın hepsi gitmiş. Yemiş arı. Çekmiş kemer yapmış aşağıya. Kuluçkalığa. Kemer balını tamamlamış bu üstteki açık balla birlikte. Kemer balını sırlamış, kemer balı yapmış kendine, kendini garantiye almış. Kestane bölgesinde arı kuvvetli 20 kadro, 20 çerçeve kadroyla iklim kötüye giderse, bal tüketmeye başlarsa ne kadar bal tükettiğini gördüğünde şaşarsın. İşte önlemini baştan alacaksın. İklim kötüye gittiğinde alternatifini hazırlayacaksın kendine ve o kadar teneke masrafı da boşuna etmiş olmayacaksın. Sonra tenekeleri de depolamak da problem, satmak da yarı fiyatına bal akımı geçerse. Yine arıcının yaptığı hata, kestane arısını hazırlamak için yavru takviyesi için böldüğü 2 çerçeve arıya sırf balda kalıntı yapmaz diye
ve nasıl olsa organik bir yöntem, organik bir etken maddedir diye aromaterapi yağ karışımlı organik asitleri damlatmaya kalkıyor. Zayıf arıya. Çerçeve arasından damlatıyor. Sonra istediği verimi alamayınca, uyguladığı sistem çalışmayınca iki çerçeve arıda. Bu iki çerçeve arıda zarar görünce bu sefer hepten hüsranlık yaşıyor. Takviye edeceği arısını da takviye edemiyor. Bu da bir hata. Sen takviye edeceğin arıya, takviye olarak kullanacağın arıya, bu iki çerçeve arıya niye sen yağma yiyecek şekilde aromaterapik yağ karışımı veriyorsun ya da formik asidi niye üstüne damlatıyorsun? Arının düzenini bozuyorsun. İçerideki yani iki çerçeve arının varvasından ne olacak? Eğer arı 6 çıtaysa, 6-7 çıtaysa istersen arının üstüne su dök, arıya bir şey olmaz. 4-5 çıt arılarda varroa mücadelesinde organik yöntemleri kurtarır. Yapabilirsiniz. Mesela bal öncesi dönemde uygulandığında yapabilirsin bunu. Ama 1-3 çerçeve arası yavrulu arılara organik yöntemler dahi olsa varroa mücadelesi kurtarmaz. Arıya daha çok zarar verme ihtimali oluşur. Ne uygularsanız uygulayın. Ana bal akımı öncesinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri de arıların erkeğe kaçması, yalancılaması sorunudur. En çok gördüğümüz durum da ana arının ömrünün vefa etmemesi durumudur. Ömrünün bitmesi durumudur. Bazen de Mayıs ayının son haftası o kadar yer çiçeği bal akımı oluyor ki 5 Haziran'da başlayacak olan kestane ana nektar bal akımı öncesi ana arıları, bakıcı arılar beslemeyi unutuyor. Balın kokusunu ağır basıyor kuvanda. Benim de 4 kuvanımda aynı durumu yaşadım. Ve arıyı tam kata alırken birden 4 kuvanın 3'ü ana kesti. O sene bir tane ana arı ve fazladan 3 kuvan, 10 çerçeve 3 kuvanla birlikte baş başa kaldım. Ana kabulü veriyorsun, ana kabulünde kuvvetli kuvan kabul etmiyor. Yalancılamış olsa dahi. Dolayısıyla ne yaptım? Kat atacağım zaman diğer kuvanları komple ikinci kata verdim. Ve o şekilde kış çiçeği balına hazırlanabildik. Çünkü ikinci kata verdiğin zaman zannediyorsun ki bal gelecek. Her ne kadar işte arı birleştirme yöntemleriyle iki kuvanı, onar çerçeveli iki kuvanı birleştirdiğin zaman bal taşıyacak zannediyorsun ama bal taşımıyor. Ne yapıyor? Koloni hakimiyetini kurup ana arı hemen hazır ballı polenli çerçevelerde bulmuş 20 çerçeve birden yumurtluyor. Ve Belfast arılarla Kafkas arılar, Kafkas F1 arılar ana arının tam yumurtlama kapasitesini gösterip 20 çerçeve birden yumurtladı. Şaşırdım kaldım. İşte bu bahsettiğim konu ana arıların açlıktan ölmesi. İşte ana arıları, bakıcı arıların bal kokusundan dolayı ana arıları beslemesini unutması. Ana arının kalitesiyle alakalı bir durum değil. Kovanın doğal işleyişiyle alakalı. Bütün kovan içindeki arıların meraya gitmesi kaynaklı ana arının aç kalması durumu bu. Bazen de yağmurlu geçen Mayıs ayında da ana arının iki yumurtalık kanalından birinin iltihaplanması sonucu ana arı dövsüz yumurtlama yapabiliyor. Arının erkeğe gitme durumu oluşabiliyor. Çerçevelerde tümsek pupa gördüğümüzde ana arıyı da kontrol etmek lazım. Yavrularda hiç işçi gözü olmaz. Hep erkek gözü olursa, tümsek olursa o durumda ana yok. Yalancı ana var olarak değerlendiriyoruz. Yani ana arı son yumurtaları erkek olarak atmış ve ölmüş. Hem işçi arı pupası hem de erkek arı pupası varsa, tümsek varsa, yani hem düz hem tümsek varsa, yani ana arı var ve ana arı arada dövsüz yumurta atıyor diyebiliriz. Ya da istisnai durumlarda da bu durumda hem kuvanda ana arı var hem de yalancı ana var diyebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bereketli olsun. Sorularınız olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Uzun oldu ama bu konuya bir daha geri dönmeyebiliriz. Döneceğimizi de zannetmiyorum kestane arıcılığı konusuna. Konuyu detaylı anlatmak gerekirdi. Detaylı anlattım. İnşallah idrak etmişsinizdir. Sorularınız olursa beklerim arkadaşlar.